Mikrofon açılsın. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhabalar diyelim. Şimdi arkada siyah bir ekranla başlıyor ama gelecek çeşitli Illidan videoları dönecek. Malumunuz konumuz bu hafta Illidan. Özür dilerim. Bir öyle 5 dakikalık bir gecikme yaşadık. Ne yapacağımızı konuştuk. Muratan bize yetişti. Şu anda sağlık durumu ile ilgili bir problem yok ciddi diyelim. Umarım daha da azmaz. Ancak yayın başında söyleyelim. Hani çocuğumuzun dişine bir zeval gelecekse eğer yayını kapatıp terk etme lüksüne sahip şu anda. Yani yayını derken o kamerasını kapatacak. Biz Görkem'le devam edeceğiz. Zaten şimdi bugün biz Görkem'e çok yükleneceğiz. Yani ansiklopedik bilgi olarak yani biraz Illidan kimdirden gireceğiz çünkü Illidan'ı bir tanıyacağız. Hatta şimdi ben Görkem'e böyle tatlışta bir bomba patlatayım böyle haberi yok. Eyvah. Şöyle söyleyeyim yani konu çok uzun, konu çok ağır. Ne derler hani konuğumuz çok ağır. Evet. Evet Hani tabii ya. yani Illidan'dan böyle bir yayında hani nasıl bitiririz ya da işte onunla ilgili sohbetimizi nasıl tamamlarız ben çok emin değilim açıkçası böyle gün içerisinde biraz düşündüm. Lan bitirebilir miyiz acaba bir yayında ya da işte o merak edilenleri karşılayabilir miyiz falan diye düşündüm. Ama dediğim gibi ne derler ona böyle izleyicinin canı sağ olsun diyelim. Gerekirse bir değil beş Illidan'la devam edilebilir konseyde ama. Şimdi biz bunu neden yaptık? Amacımız klasik TBC'yi karşılamak değil tabii ki. Şu anda 9-1'i bekliyoruz tabiri caizse. Warcraft evrenindeki hani o ne derler? Akıştaki hikayeyi biraz bekleme modundayız. Çünkü Covenant görevlerini bitirdik. Bunların üzerine konuşmalarımızı yaptık. Açıklanan işte o gerek Anduin videoları ya da gerek Sylvanas videolarındaki yorumlamalarımızı gerçekleştirdik. Aralara content hani aralara bir doldurmalar yapacaktık ki World of Warcraft oyunundaki evreni derinden hikayede etkileyen karakterleri ele alacaktık sırayla. Illidan'ın seçmemizin sebebi de şu anda tabii TBC klasik hype'ının yükselttiği ve insanların da bu konuyu merak ettiğini bildiğimizden. Çünkü tabiri caizse sorularımız geliyor, merak edilenler oluyor, işte alttan yazanlar oluyor, yayınlarda yazanlar oluyor. Bir Illidan'ı ele alalım istedik ama şu anda dediğim gibi nasıl bir yol izleriz biraz devam edecek. Brock Sigar ya Brock Sigar... Güzel. Yani evet Brock Sigar da şey ama nasıl Güzel. söyleyeyim Illidan kadar ön planda olamadı. Illidan kadar konuşamadık. Illidan kadar hikayede kendine yer ayıramadı öyle söyleyeyim ben. Tarçın Reis'e mi versek sözü bilemedim şu anda ama. Tarçın geldi ekrana. Yakaladım ya, Güzel avladım resmen. oğlum. Geldi yatağa. Güzel oğlum, Tuttum güzel direkt. Evet, şu anda yalaşıyor. Tarçın yalaması bitsin falan diye. Bırak Güzel bırak oğlum. beni abi. Diyelim abi Bırakıyorum. yo yo takılabilirsin. Görkem, Illidan kim? Kim bu Illidan? Şimdi evet, güzel bir soru ve parmağımı push the talk'a kitleyerek devam ediyorum. Şimdi tabii Utku'nun dediği gibi aslında bizde böyle konu olarak böyle şey Illidan'ı nasıl işlesek diye bayağı konuştuk, düşündük ama yani bakmışsınızdır siz de belki Wikipedia sayfası bile en sağlam böyle dop dolu sayfalardan biri. Yani sırf orayı okumak zaten 3-4 bölüm sürer. O Aynen. yüzden daha çok böyle yani Burning Crusade'in klasiğe gelmesiyle ve işte o kısımdaki konuların detayına gireriz. Onun dışında tabii genel bir böyle hatırlatma da yaparız. Gene ben oradan kopya çekerek o yüzden başlayayım. Arkadaşlar, Illidan Stormreach tabii bildiğiniz gibi aslında bir Night Elf ve işte en eski Night Elf'lerden biri. Ve Malfurion Stormreach'in de ikiz kardeşi. Bunlar doğduğunda işte Illidan'ın gözleri sarı olduğundan bu işte çok büyük işler yapıyor. Bu onun göstergesi diye çocukluğundan itibaren alınıyor ve işte öyle yetiştiriliyor. Hakikaten de öyle büyüyorlar ve Illidan'ın büyüye çok büyük bir yatkınlığı, hem yeteneği hem zekasıyla o yönde büyük bir böyle potansiyeli olduğu görülüyor. Malfurion'da da var ama Malfurion daha çok doğa, barış, işte bildiğiniz gibi druidik şeylere yeteneği var. Tyrande de ikisinin ortası ve tabii Night Elf toplumunda kadınlar daha üst konumda olduğu için
rahibe de olarak işte Elun'un yolundan gidiyor. İşte Druid eğitimini senaryosundan aldıktan sonra Malfurion öne çıkıyor ve Illidan işte bu yola çok böyle kısıtlayıcı gördüğünü kendisinden çok böyle kanalize olamıyor ve eninde sonunda bir şekilde reddediliyor. Tabii burada işte esas olay Illidan'ın bir şekilde işte yolunun ayrılması ve kendinin işte nasıl diyeyim güç arayışına girdikten sonra işte kardeşiyle çatışması ve işte tabii Tyrion de ikisinin de aşık olmasından dolayı oluşan bir çatışma var. Ve işte Illidan'ın hikayesinin temelinde de bu var. Her zaman işte Legion'ın sonuna kadar hatta çözülmemiş bir çatışmanın üzerine kurulu bir hikaye ve aslında bir aşk hikayesi. Mutsuz biten bir aşk hikayesi. Ama işte bu sayede de o Illidan bugün gördüğümüz karaktere dönüşüyor. İşte karanlık şeyleri seçmek ve işte koruması gereken şeyler için böyle uç şeyler yapmaktan çekinmeyen bir karaktere dönüşüyor. Tamamen bu motivasyonların sonunda. Uç seçimleri de hep şey böyle nasıl söyleyeyim, özellikle Azeroth halkı, hani bize Azeroth halkı olarak değerlendireyim. Bu yaptığı uç seçimler ya da işte atıyorum yani gerekliydi ama hep yanlış anlaşıldı. Evet, evet, aynen. İşte onu aslında şöyle özet, çok güzel özet vermiş orada. O betrayer yani böyle hain olarak görülmesi kısmı işte şundan kaynaklanıyor. İşte orayı tam olarak ağzına çevireyim. İşte Legion saldırdığı zaman bu War of the Ancients zamanı işte tabii her şeyi yapıyorlar ellerinden gelen ama buna karşı duramıyorlar. Illidan da ilk başta Sargeras'ın tarafına geçmiş gibi yapıyor ve bu sayede işte Legion'ın gücünün nereden geldiğini, temelindeki işte şeyleri bizzat ilk elden öğrenmiş oluyor ve aslında önce Night Elf'lere ihanet ediyor, sonra Sargeras'a ihanet ediyor, en sonunda da işte Legion'a ihanet ederek o sayede Azeroth'u kurtarıyor. Ama işte bu sırada yaptığı şeylerden işte esas olarak da tabii bu ikinci Veil of Eternity'yi oluşturması, çünkü biliyorsunuz işte ilk Veil of Eternity'yi Azshara kullanarak Sargeras'ı getirmeye çalışıyor. Patlatıyor. O da yok ediliyor ve işte Legion'ın işgali o şekilde engellenmiş oluyor. Ama işte oradan aldığı artık örnekle diyeyim ya da oradaki sulardan yeni bir Veil of Eternity oluşturduğu için Illidan işte çok büyük bir günah işledi. Yeniden işte Sargeras'ın yolunu açtı gibi algılanıyor. Bu yüzden işte Malfurion tarafından da reddediliyor. İşte şey cezalandırılıyor. İşte 10.000 yıl hapsediliyor. O şeyde işte Mount Hyjal'ın altında sonradan quest yapıp görebildiğiniz yerlerde de işte oradaki hapis kısımlarında hapsediliyor. İşte Barrow Deeps diye geçen yer. Tabii başına da işte Maiev'i koyuyorlar işte Warden olarak, Warden'ların başı olarak ve işte kaçmasın diye oraya konuyor. Ama işte Warcraft 3'ün hikayesinden sonra işte o Frozen Throne kısmında yani pardon, ondan önceki kısımda işte Tyrande yeniden Legion saldırıyor. Bakıyor işte engellenemiyor. Kimse hiçbir şey yapamıyor. Bunu daha önce engellemiş kim var? Illidan. Tyrande de o yüzden Illidan'ı serbest bırakmaya karar veriyor. Ve bunun için kendi o da aslında işte diğer Warden'larla, diğer Night Elf'lerle savaşıp Illidan'ı kurtarıyor. Malfurion işte ilk başta buna karşı çıkıyor ama o da biliyor yani Legion'ı yenmenin tek yolu Illidan. Ve işte onu kullanarak yeniden bu sefer işte bu sefer de işte bugün Felwood olan yerde Tycon Drius'la karşılaşarak Illidan işte Legion'ın yenilmesinin yolunu açıyor. Ve işte sonra da bizzat kendisi tekrar savaşabilmek için, güçlenebilmek için işte Fel güçleri alıyor. Bunu da almak için işte Tycon Drius'un kullandığı işte Gul'danın işte kafatasına güçleri hapsediyor bir nevi anahtar olarak Tycon Drius. Aslında bunu tabii bir tuzak olarak işte Illidan'ı çekmek için kullanıyor. Illidan da bu işte tuzağı bir nevi silaha dönüştürüyor ve oradaki güçleri kendine alıp
işte bugün gördüğümüz haline, o demonik iblis formuna dönüşüyor. Bu halinde görünce işte Malfurion ve Tyrion de artık iyice sen öteki tarafa geçtin, artık sen iblislerden biri oldun işte diye tamamen reddediyorlar onu. Bundan sonra da işte yeniden hapsedilmemek için Illidan Outland'e gidiyor ve işte Outland'de kendi, nasıl diyeyim, işgal gücünü oluşturuyor. İşte ilk başta Nagalarını kullanıyor tabii. Nagaları kullanarak işte Outland'deki şeylerin, işte oluşmuş düzenin kırılmasını sağlıyor ve işte oradaki Broken'ları da kendi safına katıyor. Tabii Broken'lar da daha önce işte Legion'dan çok çekmiş. Her ne kadar eskiden böyle güvensiz olsalar da durumdan faydalanmak için onlar da Illidan tarafına geçiyorlar. Sonradan işte bunlar yetmiyor ve işte Kael'tas'ı da katıyor olaya. Kael'tas da tabii işte yenildiği için oradan işte kalan Blood Elf'leri de alıp geliyor ve büyü ihtiyaçlarına karşı işte Illidan, ben size bir büyü kaynağı sağlayabilirim diye işte fel büyüleri kullanmayı öğretiyor. Yani o Blood Elf'lerin gözlerinin yeşil olması ve ilk başta işte Legion kristallerini kullanarak büyü emmeleri falan, bu yüzden Illidan sayesinde yani. Evet. Detayına girmiyorum. Illidan'ın buradaki esas davası da tabii Kil'jaeden'la. Yani Outland'de, aslında Outland'ı işgal edip orayı ele geçirdikten sonra Kil'jaeden'a işte yeniden yaranmak için, Arthas'a karşı yenildiği için işte Arthas Lich King'e dönüşmeden önce onu engellemeye çalışıyor. Öyle bir detayı atlamış olmayayım. Çok büyük bir detay tabii. Son Kil'jaeden'ın verdiği görev bu. Ve işte bunu yapmaya çalışırken de yeniliyor Arthas'a. Arthas daha Death Knight'ken ve işte ölümcül bir yara alıyor. Ondan kurtuluyor ve işte Outland'e geri dönüyor. Kil'jaeden'ın verdiği görevi de yapamayınca bu sefer artık kendi başına kalıyor ve Outland'i kapatıyor. Kapattıktan sonra işte Kil'jaeden'ın onu er geç bulup saldıracağını bildiğinden işte güçlerini arttırıyor. Oradaki işte ordularını çoğaltıyor. Makteridon'un kanını kullanarak işte oradaki orkları daha da güçlendiriyor. Makteridon'un getirebileceği ordulardan daha güçlü bir ordu olsun diye. Ön hazırlıklarını yapıyor bir nevi yani. Ama bundan sonra işte Doomlord Kazak galiba işte ilk saldırıyı başlatıyor ve Outland'ı buluyor. Portalı açıyor ve işte bizim de yolumuzu açarak işte bir nevi Azeroth'un ordularını, halklarını Illidan'a karşı kullanıp aynı işte Legion taktiğiyle önden bizim için zayıflatsın birileri, biz sonra gidip işte kalanları temizleyelim taktiğinde bizi Outland'e yolluyorlar. İşte kendileri sanki Azeroth'a saldırıyormuş gibi yapıp geri çekiliyorlar ve biz Outland'e bu sebepten ilk başta gidiyoruz. Biz de zannediyoruz ki İşte Illidan da aslında Legion'la beraber hareket ediyor. İşte kendi içlerinde bir güç şeyleri, mücadelesi var ve işte Illidan da Legion'dan çok daha farklı değil. O da düşmanımız, o da saldırır falan diye biz de Outland'i adım adım temizlemeye başlıyoruz. İşte Illidan'ın destekçilerini, işte ilk başta tabii o ork ordularını temizliyoruz. Sonra işte Makterizon'u öldürüyoruz falan. Adım adım gidiyoruz. İşte Lady Wash'ı öldürüp işte oradaki güç kaynağını kesiyoruz. Sonra en son işte Kael'tas'ı öldürüp büyüye olan bağlantısını, işte oradaki nasıl diyeyim, ele geçirdikleri uzay gemilerini kullanmalarını engelliyoruz. En son işte Black Temple'a kuşatıyoruz ve oraya işte saldırabilmemiz için de içeriden bir ihanet geliyor. Akama bize yardım ediyor. İşte Broken Draenei'ların lideri, işte aslında Illidan'ın tarafında gözüken Ashtong işte Draenei'larının lideri olarak bize yardım ediyor. Maiev'in işte yolunu açıyor. Maiev o sırada yakalanmış, işte hapis durumda ama ona da yardım ediyor ve işte hepsinin yardımıyla yüzleşiyoruz Illidan'la ve Illidan'ı işte biz Azeroth kahramanları olarak öldürüyoruz. Bütün Burning Crusade'in hikayesi bu aslında. Yani temelinde bizim Outland'de işte Legion tarafından yemlenmemiz ve işte portaldan geçip Outland'de işte Illidan'ı sanki Legion'ın bir böyle kumandanıymış gibi
ona karşı savaşmamız üzerine kurulu. En sonunda bunu anlıyoruz tabii. Burada çünkü Burning Crusade'in hikayesi bitmiyor Black Temple'ı temizleyince. Illidan'ı öldürdükten sonra anlıyoruz ki Kael'thas da işte kurtulmuş. Yani kurtarılmış daha doğrusu Kil'jaeden tarafından ve Samwell de işte daha önce portal olarak kullanılabildiği anlaşılan bir oluşum olduğu için burayı kullanarak işte Kil'jaeden'ı getirmek için bu sefer de Kael'thas işte yeni bir saldırı başlatıyor. Bunun üstüne işte bütün Azeroth kahramanları işte vay be kandırılmışız deyip Samwell'e bu sefer saldırıyoruz. Samwell'de de işte Kil'jaeden'ın gelmesinin engellenmesi üzerine kurulu Burning Crusade'in hikayesi orada bitiyor. Kil'jaeden'ın gelmesini engelliyoruz Samwell'de ve işte Burning Crusade orada bitiyor. Ondan sonra da işte Arthas uyanıyor. Zaten Lich King geliyor. İşte hikaye gidişatı öyle. Ama işte Illidan'ın buradaki olayı orada öldürdüğümüzden sonra Maiev onu alıp işte Legion'da gördüğümüz bu Warden'ların işte kalesi olan yere götürüyor ve orada Illidan'ın ruhunu işte hapis olması için saklıyor. Çünkü normal şartlarda Illidan'ın ruhu işte ölünce Twisting Nether'a gidip oradan geri gelip işte yeniden canlanabilecek şekilde işte bir demon olduğu için bu şekilde aslında canlı ama işte fiziksel vücudu ölmüş durumda ve ona hapsedilmiş bir halde o kristal de orada saklanıyor hapis olarak. Ve işte Legion hikayesinde de bu kısım bayağı artık böyle şey bu Light's Heart hikayesini hatırlarsanız işte önce bir işte Nauru parçası düşüyor, ana alıyoruz, götürüyoruz işte Class Hall'umuzda onun görevlerini yapıyoruz. O görevlerin hepsi de Illidan'ın geçmişinden parçaları açan işte bize Illidan'ın geçmişini gösteren şeyler. İlk başta işte çocukluğundan, doğumundan itibaren işte Druidliği reddetmesi, sonra da işte Sargeras'ın tarafına geçmesi, bütün bu olayları işte Legion zamanında görüyoruz. O tabii apayrı bir hikaye ve Burning Crusade hikayesinin 5 katı olduğu için ona çok da bir detaylı girmiyorum ama şunu da diyeyim işte Illidan sayesinde bütün bu Legion'a karşı olan mücadelesi, tecrübesi, önceden bildikleri ve işte yani risk ettiği her şeyin sonunda işte ödülünü alıyor ve o sayede şu anda Sargeras'ın jailer'ı oluyor. Yani Sargeras'ın vücudu şu anda yok. Bir avatarı vardı ve biz onu da işte yok ettiğimiz için ruh halinde sadece ve işte fiziksel forma girebilmesi için bir avatara ihtiyacı var. Zaten işte o Nighthawk'ta gördüğünüz işte alternatif Gul'danın yapmaya çalıştığı da oydu. İşte Illidan'ın vücudunu avatar olarak kullansın. O sayede işte Sargeras Azeroth'a gelebilsin diye uğraşıyordu. Aslında ilk anda başardı da ama işte Khadgar'ın ve bizim işte o Light's Heart'ın hikayesini takip edip işte Illidan'ın ruhunu kurtarmamız sayesinde o Nighthold'da Illidan'ı yeniden bir nevi canlandırdık. Sargeras'ın ruhunu temizleyip işte kendi ruhunun tekrar vücuduna girip işte canlanmasını sağladık ve o sayede Illidan yeniden işte bizim yanımızda gözüktü, o fiziksel ortamda tekrar canlandı ve işte Sargeras'ın ruhu da Azeroth'a tekrar gelememiş oldu. Oradaki işte o olay işte Legion'a karşı olan saldırımızda diyeyim en büyük anahtarı kırılma noktası, işte gene Illidan'a bağlı. Bu yüzden Illidan her anlamda çok önemli bir karakter. Özellikle Legion'a olan mücadelemizde bizzat böyle yaptığı şeyler, hamleler, işte Sargeras'a karşı böyle yani koskoca işte Titan'ı kandırabilmesi, onun böyle gücünü alabilmesi, bu tip şeyler yani onu anahtar bir karakter yapıyor. Şu anki durumunda da o gökyüzünde kalan kızıl yıldızın içinde, yani Seat of Pantheon diye geçen işte Titanların merkezi olan boyutta, o cep boyutunda Sargeras'ın ruhunun işte gardiyanı olarak duruyor.
Şimdi bizim tahminimiz ve işte ima edilen, tabii burası spekülasyon, resmi bir şey yok bununla ilgili. Illidan'ın Sargeras'la birleştiğini düşünüyoruz ama bu sefer Illidan'ın şartları ve işte onun iradesinde bir birleşme olacak bu ve Sargeras'ın ruhunu kullanarak işte tam bir güce ulaşacak. Bir nevi Titan gücünde bir artık yaratığa dönüşecek. Zaten ölümlülüğü işte çok geride bırakmıştı, işte demonik formda bir yaratık çok uzun süredir, o Skull of Gul'dan'daki fel gücü aldıktan sonra tamamen bir demon oluyor zaten ve o yüzden bu işte birleşmeyi kaldırabilecek bir kapasiteye erişiyor. Şu anki halinde o yüzden bizim tahminimiz işte Sargeras'la birleşmiş durumda ve onu kendi vücudunda hapsediyor. Hem hapsediyor hem gücünü kullanıyor. Büyük ihtimalle ikna da edip işte bir nevi müttefiki falan da yapacak böyle büyük dava için. Ve işte ikinci tahminimiz de Illidan'ın aslında bütün bunları yaparken bu şu anda içinde olduğumuz işte Shadowlands'in de dahil olduğu kozmik savaşın aslında farkında olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü Illidan işte Burning Legion'a karşı savaşırken ve biz Black Temple'da onunla yüzleşmeden tam önce Natreza'ya saldırıyor. Natreza da işte Dreadlord'ların baş gezegeni olarak geçiyor ve aslında Dreadlord'ların oradan gelmediğini biliyoruz ama Legion dahilindeyken, yani Legion'ın emrinde çalıştıklarında işte orayı baş gezegen olarak kullanıyorlar. Bir nevi böyle kendi üsleri gibi kullanıyorlar. Illidan da buraya saldırıyor. Burada çok önemli bilgiler var. Illidan hem bunları ele geçiriyor, bütün bilgileri ele geçiriyor, hem de oradaki işte gezegeni yaşanmaz hale getirerek işte böyle şey o saldırıda Legion'a çok büyük bir darbe vuruyor. Dreadlord'ların da bütün organizasyonunu bozuyor ve aslında şeyin Sargeras'ın Legion olarak böyle tam geri saldıramaması, bizim işte Arux'a geldikten sonra böyle Legion'daki organizasyonu bozmaları ve orada çok da fazla böyle Dreadlord görmememizin altında bu var. Yani Illidan buradaki gene o biz ona saldırırken bile yaptığı saldırı sayesinde işte bir nevi Legion'ın artık böyle altyapısını, bilgi iletişim altyapısını bozduğunu öğreniyoruz. Oradaki de bilgiler, böyle önemli stratejik bilgiler de var. İşte bunları tabii kullanarak bir artık ne yaptıysa onu bilmiyoruz ama yani bu bilgiler sayesinde bu kozmik savaşla ilgili de bir şeyler yaptığını tahmin ediyoruz ve şu an Rakan'ın çaldığı haritayı da ekle oraya, anlat. Ha tabii, evet. Hem harita hem de işte Draka ile ilgili videoda da bunun göndermesini görüyoruz işte. Yani o kozmik haritaya denk bir bilgi ele geçiriyor aslında burada. Onu tam olarak görmüyoruz ama bu net bir şekilde ima ediliyor. Çünkü işte hem Draka videosunda hem de daha önceki o Illidan'ın Natreza'ya saldırdığını gösteren videoda bunu görüyoruz işte. O video da bu arada Demon Hunter'ların İşte başlangıç videosu, tam Black Temple saldırısından önce yolluyor işte Demon Hunter'ları Natreza'ya saldırsınlar diye. Orada da bu imayı görüyoruz ve işte bu yüzden şu anda işte Illidan o kızıl yıldızdan çıktıktan sonra büyük ihtimalle bu kozmik savaşa dahil olacak ve önemli nasıl diyeyim aktörlerden biri haline dönüşecek. Çünkü Sargeras'la birleşmiş durumda ve şu anda Titan gücünde bir yarı demon artık ne olacak? Büyük ihtimalle zaten öyle bir olay olduktan sonra biz onu da yanlış anlayıp Illidan'ı yine boss yaparız. İşte ama ağacı yaktı falan deriz. Sonra işte abi yok siz savunuyorsunuz falan deriz. Oluruz. O zaman bize derler siz Illidan'ı savunuyorsunuz. Siz Illidan'ı seviyorsunuz. Yani, Illidan'cısınız sizler. Illidan posteri var evinizde falan. Çünkü yani, şöyle. Bundan 10 sene önce bunları söylesek öyle muamele görürdük yani. Yani bir de yani adam şöyle söyleyeyim bak. Burning Crusade gelirken tam o expansion sırasında işte boss olduğu ortaya çıkmış. Siz boss'u koruyorsunuz falan diyeceklerdi o zaman. Ya işte ama hikayeye bakıyorsun Warcraft 3'ten beri yani adam sayesinde ilerlemiş bir şeyler. Evet aynen. Yani şu anda Legion'a zaten hani TBC The Burning Crusade Illidan'a atfedilerek hani sanki Illidan
Burning Crusade'in elemanıymış da onu durduruyormuşuz gibi biraz algı yaratıldı. Aslında Burning Crusade Black Temple'dan sonra şeyde Samwell'de başlıyor. Yani o Kil'jaeden'ın gelişi daha büyük olay Evet. şeye göre. Illidan'a göre. Ve Legion'da da sanki bizim normalde bir bok biliyormuşuz da hani Illidan sayesinde öğrenmemişiz de biz kendimiz böyle bir şeyleri başarıyormuşuz hissiyatı var aslında. Yani tamamen adamın sayesinde, adamdan aldığımız, edindiğimiz bilgilerle hareket ederek şey yapıyoruz yani. Durduruyoruz falan Evet, işte. işte Legion zamanı bile ilk saldırıya karşı hiçbir şey yapamıyoruz. Anca işte böyle artefektleri topluyoruz falan işte ilk püskürtüyoruz bir nevi ilk saldırıyı sadece. Evet. Ama esas geri saldırmamız Illidan sayesinde. Ya püskürtüyoruz dediğin yerde bile işte iki tane faction lideri gidiyor falan falan böyle. Tabii tabii canım, Hani tabii öyle aynen. düşünün. Ve biz iyi. Ve Ha buyur abi. başka bir detay verelim. Chronicles'ta yazıyordu bu. Ben yayından önce aslında Chronicles'ta Illidan'ın kısmını ben Türkçeleştirip yazmıştım da atmayı unuttum. Şey diyor Illidan böyle işte Nauru arkasında orduyu toplamış geliyor işte Black Temple'ın önüne. O da fan sesi geliyor mu? Bilgisayarın altındaki fan sesi gelmiyor değil mi? Yok 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 şu an. yok. Diyor ki ya ben bu Elanas'ın orada bunu anlatmaya kalksam hiçbir şey anlamazlar. En iyisi Demon Hunter'larımı Mardu'ma Sargeray Keystone'u bulmaya yollayayım. Ben onları o sırada artık oyalayayım diyor yani. Aslında neden Sylvanas'ın bize bir şey anlatmadığını buradan anlayabilirsiniz. İledim de diyor orada çünkü. Ben anlatsam bir şey anlamayacaklar ya da engellemeye çalışacaklar beni diyor. Ya abi Illidan ilk Fikirleri. anlatmaya çalıştığında kendi şimdi mürit diyeceğim yanlış bir kelime olacak belki ama takipçisi diyeyim follower'ı. Follower'ları kabul etmesine rağmen kendi sacrifice'larını adamlar kendilerini hani feda ediyorlar bu İlanını yola. feda ediyorlar, Ha evet. feda ediyorlar. Feda etmeyenler sen işte adamlarını öldürdün diyor oğlum. Yani daha orada bile hani Adam bu daha yolda kendini feda etmiş zaten ha, yani. adamlar da bir pro. Adamlar kendilerini feda ederken evet tamam. Yani ölmek kolay bir şey değil abi. Ölmek bayılmak değil yani. Hani evet bir acı çekmişlerdir, bir zorluk yaşanmıştır ama neticede adam kendini feda ediyor. Bu sefer hayatta kalanlar yani Illidan'ın kurtardıkları Blackrock öyle düzgün söyleyeyim Blackrock diye Black çünkü. Book oldu Orada bu sefer dediğim gibi hayatta kalanlar. Sen ne yaptın Illidan? Aman sen bir bok yedin Illidan. evet. Şimdi dediği gibi yani Sylvanas böyle bir muhabbete çekse konuyu. Yine Haydi. anlamayacağız, evet. Ama dediğim gibi şu anda bu tavrı takınmıyoruz. Biraz YouTube'da aslında çok hoşumuza gitti onu da söyleyelim. Kesinlikle çok inanılmaz güzel sohbetler döndü sayenizde. O yüzden buradan artı bir teşekkürümüzü de yollayalım. Ama yani bir şeyin savunuculuğu olmuyoruz hani. Bak al işte Illidan örneği güzel yani. Sylvanas Evet. çatır çatır ilerliyor. İşte Illidan da ilerledi. Aynı Illidan bak işte şey zaten biz Illidan'ın gidişatına çok benzetiyoruz işte Sylvanas'ı o yüzden o da böyle nasıl derler işte single minded işte böyle hedefe odaklanmış bir şekilde gidiyor ve Aşarmış. ne gerekiyorsa onu yapıyor işte sağını solunu işte gelebilecek tepkileri düşünmüyor ve işte Illidan da aynı şeyleri yaparak başarılı olmuş sonuçta. Legion'ı yendi mi? Yendi. İşte Sylvanas da biraz o yolda gidiyor gibi gözüküyor. Ve hatta şeyi de çok güzel gösterdi. Yani Illidan bize ilk defa bu böyle milletin gözüne soka sok oldu. Özür dilerim. Tabirimi maruz görünüz. Light'ın iyi olmadığını Evet, onu bile Illidan sayesinde onu gördük bile zaten. aynen yani biz şimdi burada söylediğimiz zaman işte falan dönüyor biraz ama işte Illidan I am my scars dediğinde herkes ooo ne güzel video falan dediğinde işte, abi ya dur bak işte Silva bacı bir şeyler biliyor olabilir ihtimali var bir durum bakalım bir bakalım falan dediğimizde abi siz şusunuz busunuz oluyordu ama şey Yani konuyu mağdur olduğunu orada ilk elden gördüğümüz zaman onu da evet. anlıyoruz yani. Oradaki olay O da yüzden hem konu bu anlamda çok güzel hem de Sylvanas'a benzerliği şeyinden çok güzel. Bir dediğim gibi biraz şey yapacağız Silva bacı kesinlikle. Sil çok güzel. Evet ben de aynen öyle düşünüyorum. Bu arada 20 yıldır Illidan anlattı inanmadık. Sylvanas'a da inanmadık. Kesinlikle bence de öyle yani ki hani biz oyuncular ve kahraman karakter olarak hikayedeki belki biz anlardık ama diğer anlattığı kimse bunu anlamaya yanaşmazdı bence de.
Ya çünkü Illidan Black Temple'da sizi beklemiyordu. Yani Evet. Illidan Black Temple'da Kil'jaeden'ın gazabını bekliyordu. Ve yani şöyle söyleyeyim, biz müdahil olmasak Legion belki çok daha öncesinde durdurulacak. Ve yani bu başımızda yaşadığımız o işte Legion Expansion'daki problemler falan hiç yaşanmamış bile olabilirdi yani. Evet ya da en azından bayağı zayıflatmış olurdu. Saldırsalar bile çok daha güçlü bir şekilde belki karşı koyacaktık. Belki Illidan gelip ondan sonra anlatacaktı bakın ben bunu yaptım diye. Orada da ilk elden belki orada yardım edebilecekti bize. Yani bir nevi her şeyi aslında kendimiz Legion'ın yemini yiyip onların yolunu açmış olduk. İşte Demon Blood içen orkları beğenmiyorsunuz ama hiç Demon Blood içmeden gayet böyle Legion'ın işini yaptık biz Outland'da zaten. Burning Crusade'in hikayesi onun üstüne kurulu. Oraya geçiş sebebimiz bu yani. Böyle ironik bir durum var. Yani Drenora değil mi? Eski Crusade'im pardon. Outland. Outland'da yani. Ha, yani. Ama Drenor zaten yani orası da. Ha yani evet. Esas Draenor orası. Ya bu zaten şey çok kötü oldu yani ben ne bileyim bu benim fikrim gerçi ama yani bu timeline olayı, alternatif timeline olayı Çok böyle kötü değil mi ya? çok kafa O da hiç karışıklığına anlaşılmıyor. açık. Ya Drenor onda şöyle bir problem oldu. Alternatif gerçeklik olarak böyle vermeleri aslında iyiydi. Bir nevi böyle şey Back to the Future esprisi yaptılar ama işte Warcraft ciddiyetiyle karışınca iyice böyle birbirine girdi. Bir de tabii alternatif karakterlerin de adı aynı. Böyle aynı görüntüler, aynı şeyler falan. Yani çok farklı olmadığı için böyle çok da alternatif bir evren gibi gözükmedi. Sanki bizim gerçekliğimizin geçmişi gibi gözüktü. aynen. Oradan karmaşa oldu yani. Daha güzel anlam. Bir de tabii şey de var. Şimdi olması gerektiği gibi o Warlords expansion'ı hakikaten 3 patch gitse belki herkes konuyu idrak edecekti son aşamasında. Çünkü o Farallon'daki esas mevzu anlatılacaktı. İşte en son aşaması olacaktı. Ner'zhul olaya girecekti falan. O son aşaması olmadığı için kopuk da kaldı böyle. Yarım yamalak. Ancak işte olduğu kadar anlaşıldı. Konuyu bilen anladı. Gerisi anlayamadı. Bir de üstüne zaten o Legendary Quest şeyini, chain'ini de kaldırdılar. İşte nasıl Olmaz. Garrosh'un o tarafa geçtiğini, kapıyı açtığını falan filan orada çok güzel anlatıyordu başında. O flashback kısımlarını oynuyorduk falan. Onlar da oyundan kalkınca zaten koptu olay iyice işte. Öncesindeki şey de hatta Pandaria'da Rathion questline'ı da işte o Garrosh'un son aşaması ya. Oralar dursa o Warlords'un hikayesi daha iyi anlaşılacaktı. Ama Yani işte belki de çünkü olmadı. senin dediğin gibi aslında devam eden bir timeline vardı ama sanki Evet. geçmişe gitmişiz gibi gösterince o asıl orada patladı olay. Evet işte sanki kendi geçmişimiz gibi gözükünce hatta şeyde bile yani o sinematikte bile işte şey demiyor. Yani sadece 35 yıl önce diyor. İşte 35 yıl önce farklı bir gerçeklikte falan gibi işte öyle alternatif olduğunu farklı bir boyut olduğunu verse o zaman daha farklı olurdu. İyice böyle karıştırdılar ortalığı. Ya ama neticede şimdi tamam hikaye oradan tam bir şekilde devam etti. Legion şeyine bağlandı nihayetinde. Yani biz Draenor'a gittik Evet. aslında ama Iron Horde'la falan Esas böyle amaç çok oymuş aynen. muhabbet dönmedi. Olay şey Gul'dan Archimonde ve yine Illidan'a bağlandı. Evet. Şey bu arada zaten Legion'ın başlangıç videosu bir ön video var ya Gul'dan'ın işte o Illidan'ın kristalindeki ruhunu Evet. canlandırma anı falan. Yani oradan sonra zaten o Illidan geliyor diye heyecan başladı yani. Şimdi bizim şeyimiz battı bile ki aslında abi senin şeyin var mı? Mesela mikrofonun bir gün şeyi alalım sen. Yo çünkü Yayına şeyi Verdim diyor. güzel hani ne derler? Güzel muhalefet var. Biz şimdi şeyi Birebir söylemiyoruz yine. öyle olmaz tabii ki canım. O kadar herhalde mal değildir Blizzard. Yani birebir Illidan'ın hikayesi Ha. olmaz Sylvana. Umarım Aslında o olmaz. Bir yüzden de heyecanlı şimdi. Yani birebir Illidan gibi olmayacağı o kadar belli ki. Ve tabii Redemption'da olmayacağı belli. O yüzden ne olacağını merak ediyoruz biz de yani.
Bir de şimdi tekrar tekrar şeyi söylüyoruz, bu Sylvanas konusuna fazla girmeyeyim mevzuda da. Biz şöyle, Oman iyi yaptı, ah ne kadar da güzel bir karakter bu, işte en sevdiğimiz Forsaken bu tarzına takılmıyoruz. Abi bir dakika, bir durun, bir bakalım, ona göre hareket edelim. Çünkü biz aynı golü Illidan'da yedik. Bak Ha, hatta... aynen, ters köşe geliyor, dikkat edin yani. Hatta arkadaşlar, şimdi kimse kusura bakmasın da, gerçekten Bastion sinematiği ilk ortaya çıktığında herkes Arthas için iki damla gözyaşı akıttı yani burada. Arthas için Ha, yedik. değil mi? Yani. O yüzden biz de diyoruz ki şu anda Sylvanas da aynı şeyde gidiyor. Çünkü yani bu oyun bazında düşündüğümüz zaman Warcraft evreninin temelini oluşturan oyunlar ilk üçü oyun. Ve Evet. Warcraft 3'teki karakterleri gerçekten o kadar kolay, hızlı bir şekilde harcamayacaklar. Yani bize çünkü hikayeyi anlatan, mesela Diablo'dan örnek vereyim, biraz daha belki temiz gidebilirim. Diablo evreninde bize hikayeyi anlatan karakterler var. Baya baya baktığınız zaman oyunun hikayesini Deckard Cain anlatıyor mesela size. Şimdi mesela Deckard Cain Evet. öldü, Diablo 4'te bakalım nasıl devam edeceğiz gibi. Hani demek istediğimi anlatabildim mi? Şimdi bize Sylvanas anlatıyor bize bu hikayeyi. Vakti zamanında Illidan anlatıyordu ve büyük ihtimalle işte Illidan Görkem'in dediği gibi o pantheondan çıka geldiğinde ve o inanılmaz bir demonik formda geleceğini düşünüyorum ben. Biz gene tukakalayacağız. Evet. Sergen Ama olmuşsun sen diyeceğiz böyle. bu aşamada artık bu arada benim dişim şey şu an yani geçti gibi rahat Ha, yok yok. konu Bikleyeceğim. bikleyebilirim. Bence ama bazı insanların fikirleri değişmiş olabilir çünkü artık gözlerine soktuğu zaman anlıyor insanlar Ya hani. tabii canım, ama yani şimdi şöyle düşün, o görsel algıyla bir şey var. Mesela önünde normal bir human, insan formunda bir görsel olsa biraz daha, mesela Kalyan Menethil neden daha şey böyle masum görülüyor? Ben hiç masum görmüyorum onu Ya ya. işte sen görmüyorsun ama neden genel olarak görülüyor? Çünkü güzel tatlış bir Ay bayan. evet. Hani Evet, parlıyor parlıyor pırıl böyle, işte ışığın hüzmeleri akıyor sırtından falan pırıl böyle. yani. Yani anladın mı? Ama Bence Illidan'a baktığı zaman kanatlı toynaklı bir adam yani. Kalyan'ın insan hali çok daha sempati duyulabilecek tatlı bir tipti. Yani şu anki böyle bir çok yapay böyle çok nasıl diyeyim Korkunçlu değil mi şimdi biraz böyle? korkunç bir garip yani samimiyetsiz diyeceğim neredeyse. Işığın diriltinden hayır gelmez ya, işte onu dediğim gibi artık az çok böyle abi dur bir dakika, şurada bir hikaye varmış diye başladığın zaman oyunda bu tarz şeyleri idrak edebiliyorsun, ama dediğim genele vuruyorum ben bunu. Masum çünkü insanları öldürmüyor. Tamam. Konuşuyor böyle sesi yankılanıyor Kendi falan. Ay. insanları Kime benziyor katletmiyor, acaba? ağaç yakmıyor. Abi fantastik bir evrende olduğumuzu unutma ama. Evet. Bu arada Illidan yaptı onu. Yani Illidan kendi insanları da katletti. Ama o yapınca Daha çok şey masum öldürmüş olabilir bu ya bu arada onu. şeye dönüyor. Evet. Şimdi çok böyle yavan gelecek belki size ama arabayla gidiyorsunuz abi, tekerleğiniz patladı. Tamam mı? Direksiyonu sağa kırarsanız bir insan ölecek. Sola kırarsanız bütün pazara dalılacak, öldüreceksiniz. Hani anlatabildim mi ne demek istediğimi? Evet. Yani Şey bu neydi o tren şeyi felsefede vardır o tren problemi. Treni işte sağ raya geçirdiğinde 4 kişi var, sol raya geçirdiğinde falan. Yani ondan Peki bahsediyorum. ama O işte zaman birini öldürünce mesela sadece şeyi kurtarıyorsun, o bir kişiyi kurtarıyorsun. 4 kişi öldürürsen işte trenin çarptığında işte orada öldüreceği insanları kurtarıyorsun gibi ona değişkenler de ekleniyor. Burada da aynı muhabbet var zaten. aynen, o yüzden bu örneği verdim, Sylvanas'ta bilmiyorum. Illidan'da. Hatta bence Kalia'da bile aynı durum var. Yani sonuçta Undead olduktan sonra Kalia işte ne yaptığını, neyi niye yaptığını bilmiyoruz. Şu anda yani belki hala Sylvanas'ın kontrolünde o bile. Onu bile bilmiyoruz yani. Ya o tabii Burada gün gelecek ortaya çıkacak İşte da. yani Sylvanas şu anda belki etkilemiyor ama kendi motivasyonları belki Sylvanas'a benzer bir hale geldi. Ya Undead da olduktan Light'ın sonra. kontrolünde doğrudan. Diyoruz mesela. Ağaç yakacak bir fırsatı olmadı çünkü öyle bir Tamam. ikileme düşse belki o da yakacak ya da Telefonu sen benzer dedin. şeyler yapacak. Onları henüz bilmiyoruz. Diyelim şimdi bir Illidan'a tekrar getireyim mevzuyu. Özellikle TBC konusunda. Abi Illidan'ı biz TBC'de biraz farklı gördük.
Evet, Yani güzel. mesela şimdi illiler deyince işte özellikle Demon Hunter oynayanlar biraz daha konuya vakıf. İşte hani belli bir lokasyonunuz var. Oraya gidiyorsunuz. İşte görevleri gönderiyorsunuz. şeyle followerlarınızı falan filan. Ama TBC'deki ilk gördüğümüz ille dahil ile çok bir alakası yok. Doğru muyum? Doğru, aynen. Bu konu hakkında bize az bir şey verir misin ansiklopedik? Tamamdır. Yani İllidari olarak ilk gördüğümüz grup zaten işte Lady Wash ve Kalitas'ın da katılmasından sonra işte sonrasında tabii o Eshtonglar da işte oradaki Broken Draenei'ler de katılıyor. İlk kurulan İllidari bu. İşte Illidan'ın emrindeki ordunun yönetim kısmı ve işte ona verilen genel isim bu. Hatta sonradan işte bu Gronları da kendi güçlerine katıyor. İşte Outland'de hatta işte Gronlara karşı işte böyle gelen her şeye artık ilk başta böyle şey onlara karşı savaşmamak için bütün Outland'ın kullanabildiği her gücünü İllidari'ye katıyor. Yani aslında o Gronlar da yani dolaylı olarak İllidari. Ama sonradan işte bizim şimdiki o Legion'a karşı kurulan yeniden kurulan diyeyim işte bu işte Demon Hunter'ların kurduğu düzende şu anda işte onun lideri Slayer olarak geçiyor. Yani bizim oynadığımız Demon Hunter hero karakter o İllidari'nin lideri. Çünkü işte Illidan'la ilk bağlantı kurduğumuzda ruhunu kurtarmak için uğraşırken Illidan diyor ki bu şekilde benimle bağlantı her zaman kuramayabilirsiniz. O yüzden işte yerime bir vekil atıyorum. İşte bu kahraman sizi bir araya getirmiş, kurtarmış. İşte yeni lideriniz o, onu dinleyin diyor. Bizi lider ilan ediyor ve İllidari'nin yeni lideri olarak işte biz Legion'a karşı mücadelenin Demon Hunter ayağının artık böyle yeni organizasyonunu kuruyoruz. İşte yeniden işte Nagaları, işte diğer eski müttefiklerini katıyoruz. O da işte Demon Hunter başlangıç questini yapanlar görmüştür. O oradaki organizasyonu kurup işte Mardum'u yeniden işte ele geçirince orayı bir üs olarak işte yeniden tasarlıyoruz. Fellhammer da işte oradaki aslında bir Legion gemisi. Onu da işte kendi üssümüz yapıyoruz ve işte Illidari'nin yeni üssü orası oluyor. Yeni lideri de biz alıyoruz işte Demon Hunter olarak. Son hali de bu. Şu anda o yüzden Illidan'ın bu kendi kurduğu organizasyonla ismi dışında işte kurucusu olması ve işte Demon Hunter'ları ilk kendisi yetiştiren o yöntemleri öğreten ilk onun olması dışında bir bağlantısı yok. Yani onun yöneticisi şu anda Demon Hunter'lar olarak biziz. Ben çünkü Böyle şeyden bir sordum bu var. soruyu. Şimdi Horde mensubu olduğumuz için orada da hani biraz gönül veren içerik üreticileriz diyelim şimdi sonra. Demeyince kızıyorlar. Şöyle ben Horde'u mesela Alliance var şeklinde düşünüyorum. Ne demek bu? Yani Alliance'ın sevmediği, Alliance'ın ortadan kaldırmak istediği ne kadar ırk oluşum varsa Horde'a bağlanıyor çünkü bir şekilde. Evet. Ve Draenor'da da yani Outland dediğimiz TBC expansion'ındaki Draenor'da da ne kadar hayatta kalmaya çalışan ırk varsa ki Broken mesela aslında Draenei'ler oluyor. O şey anlamında baktığınız zaman yani nasıl söyleyeyim? Arkadaşlar Draenei'lere bir kıyım yapılıyor. Orkish portal açabilmek için ilk şeydeki Dark Portal'ın açılışındaki kalanlar da kırılıyorlar. Belli güç açlığın Oradaki evet Outland'e dönüştükten sonraki yoğun fel enerjisinden dolayı işte ters bir evrim geçiriyorlar işte broken olmaların altındaki mantık o. Alliance kim? Bahtı bile. Bu konu çok uzun. Tamam, seni tetiklediğimin farkındayım bireysel olarak ama bu konuya girmeyeceğim. Lord Emarteron'un çok güzel bir lafı var. Jaina'ya söylüyor. O konuyu bir araştır. Oradan yürü diyelim ben sana. Çok da güzel söyledi. Yukarıda Sarp mı söyledi? Bakayım Evet. aynen. Horde Alliance var etti. Jaina bunu anlamıyor mu daha diye bir Evet. şeyi var. Yani zaten reddedilen bir gerçek değil bu. Jaina Alliance demek değil. Bak dediğim gibi bu birebir karşılıklı atışmaya girmeyelim. Birazcık şey yap. Atıf yapıyorum çünkü bu birebir benziyor. Illidari'nin kuruluşu Outland'de yaşamaya çalışan ve hayatta kalmaya çalışan ırklardan kuruluyor.
Ve Illidan da bunu bildiği için etrafında topluyor ve Legion'a karşı kuruyor. Aslında Black Temple'ı ele geçirmesindeki ilk motivasyon da işte orayı Drenaylara yeniden vermek, onların eski orası kutsal toprağı olduğu için orayı onlara vermek için ilk başta onlar onun safına katılıyorlar ama sonradan Illidan işte hatta işte Black Temple videosunda da görebilirsiniz o fragman gibi kısa bir videosu var ya orada diyor işte Akama işte Makteridon yenildi Black Temple işte Legion'dan kurtardık ama sadece işte bir karanlık efendi gitti yerine başka bir karanlık Başkası efendi geldi diyor. girdi diyor. Çünkü Illidan bu sefer ele geçiriyor işte Black Temple'ı ve Black Temple Karabor olarak geri dönmüyor ve Black Temple olarak kalıyor Illidan işte tekrar başa geçtiği için. Ama işte bunun da bir sebebi var. Tabii İldim bunu lütfedip anlatmıyor. İşte aynen şu anda Sylvanas'ı suçladığımız şeyleri İldim da yapıyor. Yani anlatsa anlamayacak. Çünkü o Broken'lara bunu işte ben burayı Legion'la savaşmaya devam etmek için işte Kil'jaeden buraya saldırırsa kale olarak işte savunabilelim diye tutuyorum diye lütfedip anlatmıyor. Anlatsa belki anlarlar ama işte anlamayacaklarını orada tahmin ediyor o Ya da. hadi Güçle bunu Broken'ların böyle bir yapmak şey çünkü bilmeye de toprağı zaten bırakır. ihtiyaçları yok yani. Ne? Ya Broken'ların da zaten böyle bir şey bilmeye ihtiyaçları yok o anda. Tabii yani evet. Yani koca Temple'ı Broken'lara verse de zaten bir işe yaramayacak artık. Olan olmuş yani O orası. Black Temple özelinde şeyi düşünüyorum ben. Zaten Broken'lar aslında az çok şeye de hakimler. Bunların eskiden Karabor olduğunu ve işte Tabii tabii. o kendi tapınakları olduğunu ve Illidan sayesinde içeri giriş yapabildiklerinden de memnun oldukları için hareket ettiklerini düşünüyorum yani. Zaten öyle evet. Yani ilk başta oraya yaklaşamıyorlar bile. Zaten işte Makteridon yönetirken Outland'i hepsini kalan Broken'ları da kıyımdan geçiriyor ve aynen hayatta kalabilmek için işte Illidan'a bir nevi böyle kollarını açıp gel bizi kurtar diyorlar ve kurtarıyor da onları. Yani o yüzden de aslında ihanet etmeleri ve işte Illidan diyor ya işte esas ihanet edilen benim. Hakikaten her cepheden yani Tabii canım. kurtardıkları, onun için bir şey yaptıkları ona sonradan ihanet ediyor. Ya Night o şey Elf'ler, felsefesi işte. Brokenlar, Baltas. Mesela Malfurion'un en büyük olayıdır o. Sen bize ölümsüzlüğümüzü verdin, ben sana 10.000 yıl hapis veriyorum. Evet, değil mi? Ya bu başka bir şey yok yani. Hyjal'in altında Veil of Eternity'nin bir küçüğünü oluşturduktan sonra yediği ceza bu. Evet, aynen. Başka Ve hiçbir şey orada değil yani. hapsediliyor çok da böyle ironik bir Ve şekilde. gerçekten ben şimdi Ironik konuyu çok basitleştireceğim belki ama bu çok da tepki çekebilirim. Şey, Love Story. Başka hiçbir şey değil yani orada evet. Malfurion'un Dedim ya yaptığı ilk adam. başta işte zaten Illidan, Tyrande ve Malfurion arasındaki aşk üçgeni yani temelindeki hikaye. Yani Evet, ben... Illidan aslında her şeyi aşkı için yapıyor. Onu unutmayalım. Aşk işte. Evet, Tyrande'yi kurtarmak için yapıyor. Ve şu an iyice aşık olmuş olabilir yani. Trende'yi Ya şimdi bir de o şeyi düşünüyor olabilir. Gerçi Night görüyorsa. Warrior'lık kısmını görmediğine eminim de. Gördün mü lan? Gördün mü? Hani Ne oldu? ne Ne oldu oldu? diye, değil Geldin değil mi mi? dediğim yere? Ya Ya çünkü zaten şöyle bir durum var işte Tyrande ile olan işte Legion'ın sonunda son raid'de bize bir görev veriyor ya Illidan işte bize geriye bir böyle mektup bırakmış götür onlara mesajımı ver diyor. Son mesaj da sana diyor bize işte artık şey Legion'a karşı mücadelenin lideri olarak. Malfurion'a işte onu affettiğini ve işte kardeşi olarak onu görmeye devam ettiğini, onun daha bilgi olduğunu ve işte ama her şeye rağmen Tyrande'nin üçünün en akıllısı olduğunu ve onu dinlemesi gerektiğini söylüyor. Tyrande'ye olan mesajında da işte sen mutlu ol yetere varacak bir şey diyor böyle. Yani tamam biz olmadık ama işte ben senin mutlu olmandan işte memnunum. Seni de emanet edebileceğim kendim dışında tek kişi zaten kardeşim diyor. O yüzden işte onu da böyle bir nevi affetmiş olarak görüyor ve aslında burada Tayran da mevzusunu bir nevi kapattığını görüyoruz. Yani Arkadaşımın artık şey aşkısın. daha büyük mevzulara geçmek için onu arkasında bırakıyor ve şu anki durumunda Tayran'ın artık böyle
Hele bir de Darkseid olduğunu görünce böyle bence şey yapar. Yani sen bu değildin Kayren de, ben senin daha bilge olmanı, bu tuzağa düşmemeni beklerdim demesini falan beklerim ben böyle, yani karşılaşırsa böyle bir aşağılama Abi gelebilir iddiaya Illidan'da. girelim şu anda. Illidan ve Night Warrior trende diyeyim. Çünkü şimdi daha Priestess'e tekrar dönebilir. Belki işte başka bir şey olur. İşte Sylvanas'la ilgili şeyine ne bileyim intikamını dindirir falan filan. Neyse uzatmayayım. Böyle bir şey olursa bak trende laf soktuğu bir sahne olursa millet Illidan'a tekrar düşman olur. Var mısınız iddiaya? Değil mi? Bence de. Ya gerçi bunun şeyini gördük işte. Maiev'le didişiyorlardı ya dungeon'ın içinde devamlı Evet. işte. Orada bir Maiev'le böyle didişmesi, bir orada şey olan dedik, bunlar böyle en büyük aşklar nefretle başlar modunda gidiyorlar Evet. falan. Ve işte sonu da biraz ona bağlanacak gibi oldu ama ucu açık kaldı tabii. Illidan şeyde geride kalınca işte Sargeras'la birleşmek için. Sonra Maiev'le yeniden kavuşamadılar. O yüzden şimdi Illidan geldiğinde bir sürü tabii bu olasılıklar var. Maiev de bir kenarda duruyor. Artık bakalım ne olacak. Ben mi de mesela şimdi konuyu biraz şey yapayım, değiştireyim, farklı bir yere çekeyim. Bu şeye çok takılıyorum. Özellikle Night Elf topluluğundan mı kaynaklanıyor ya da artık senaryosun bir dokunuşu mu olabilir? Tam emin değilim. Emma, bunun bir işte kaderinde çok böyle şey olacak bu çocuk. İşte bunun gözü altın renkli falan dendikten sonra bu çocukla hiç ilgilenilmemesi. Ya da tam tersine böyle iyice üstüne düşülmesi. Ya yani mesela En aslında olumsuz yok abi. Yani şeyler. bana sorarsanız hikayesel olarak evet Illidan üzerine düşen ve gayet böyle kaderin büyük hareketlerini gerçekleştiriyor. Yani şu an Night Elf'leri düşündüğünüz zaman Night Elf topluluğuna ya da Night Elf'e mensup olmuş en büyük hareketleri yapan adam. Evet, aynen. Ya ama yani bakıyorsun işte hiç böyle sanki toplulukta bu hani ilk o videoda şeyi verildi. Abi işte altın gözlü oldu kesin bir şey olacak ooo falan böyle o köydekilerin falan böyle dudağı Değil uçukluyor böyle bir şey oluyor. Şimdi adam böyle hareketler yapıyor. Vay efendim. Ay arkadaş. Ben ona da çok tav oluyorum yani. Illidan'ın hikayesinde. Doğru. Güzel detay hakikaten. Yani Illidan'la ilgili bu Chosen One tribi, hatta işte bütün Chosen One olan hikayelerde işte Matrix olsun, Harry Potter olsun, onlarda da aynı şeyi görüyoruz ya, böyle bir Chosen One'lık var. Star Wars'ta da Anakin için hatta. Aynen. Ama Chosen One'a çok böyle şey olmadık yerde ondan büyük şeyler bekleniyor. Daha hiçbir şey yokken ortada, elinde bir güç yokken, eğitimi yokken, bilgisi yokken ve en Çekme böyle çubuğu var gereken şeyi de yaptığı zaman da bu sefer takdir görmüyor ve yaptığı şeyin değeri anlaşılmıyor. Öyle bir klişe var yani Chosen One'lıkta. Aynı şey Illidan'da da var. Çünkü Illidan da bir Chosen One aslında ve hatta şeyde işte bu şeyin işte Zera hikayesinde Illidan'dan hep Chosen One olarak bahsediyor. En son karşısına getirirken bile işte Turalyon'u sallamayıp hadi Chosen One'ı getir diyor Zera işte. Ondan sonra olanlar oluyor zaten. aslında bak orada çok güzel bir detaya girdin. Chosen One'ı getir Zera diyor. Orada ışık muhabbeti var. İşte Ashara'da şimdi chatte de dönüyor. Ashara'nın gözlerinin sarı olma muhabbeti. O acaba şimdi Nauru'ların Azeroth üzerinde çok net işte dokunuşların olduğunu biliyoruz artık. Bu tarz bir Light ya da Nauru dokunuşu olabilir mi? Illidan'a Kimde? doğmadan önce. Olabilir, olabilir yani gayet mümkün. Çünkü işte şey yani çok geçmişte olduğu için işte yaklaşık böyle 20 bin yıl önce falan şeyle denk bir zaman oluyor aslında. Bu Eredar ırkıyla Nauruların tanışma dönemiyle de yakın. Yani Velen'in işte Naurular tarafından ikna edilip İşte çoğu şeyi böyle görmezden gelip sadece işte Light'ın iradesine göre hareket etmeye başlaması, yani yakın zaman dönemleri, böyle geçmişte Nauruların böyle bir nasıl diyeyim, belli başlı karakterleri ve işte güçlü karakterleri böyle etkileyerek, onları belki işte kutsayarak sonradan kendi taraflarına işte geçirmek için, kozmik savaşta belki kullanmak için böyle bir kutsamaları olabilir. O sarı gözde onun belki bir artık böyle yansıması olabilir. Asşara'da Ama çünkü aynı güç var.
Ama öyleyse bile İlad'ın onu o şeyi reddetti ama artık hani Tabii o kendi fidyeyi. iradesiyle reddediyor aynen. Hatta işte şey diyor ya o Zera diyor ya işte daha doğduğunda işte sen zaten farklıydın falan işte gözlerinden bu farklı ışık vardı diye diyor. Ondan sonra İlad'ın orada flashback yapıyor işte Sargeras'ın işte gözlerini yakıp işte onu fel orklarla değiştirmesini hatırlıyor. Yani o yüzden orada güzel de bir ironi var. Yani siz beni seçebilirsiniz ama ben o yolu seçmiyorum demeye getiriyor. Peki Illidan'ın seçtiği yolla alakalı ben böyle sorular sorarak seni boğuyorum ama. Yok yok ne Şimdi güzel Illidan'ın en ikonik şeylerinden biri silahları. Yani bence. çünkü farklı bir şey izliyor ama aslında Night Elf halkında kullanılan bir silah şekli o. Evet. Warglaive şeyi. Bir de bu Evet, Tiran'ı da görüyorsun. ya evet onun uçlarının şekli hani biri aşağı biri Allah'a bakıyor da hani genel olarak ikonik Warblade yani Azinoth'a girmeden önce ya da işte daha önceki mevzuları nedir bunun abi? Yani bir panda muhabbeti dönüyor. İşte Ya bunlarla ilgili bir panda bilgi olayı tabii şey o yani bir tasarım esprisi ve Warcraft 3'ün ilkinde olan bir böyle küçük gönderme. Tabii sonraki şeylerde işte hem World of Warcraft'ta hem de işte kendi işte tasarımında onu devam ettirmediler. Öyle bir gönderme yapmadılar. Yani o yüzden şey Illidan'ın kullandığı Warglaive'lerde tabii işte Azinoth diye bir demon'dan ele geçiriyor. Azinoth'un gücünü de alıyor bunu yaparken. Ama işte şey sonuçta Warglaive olayı dediğin gibi Sentinellerin esas kullandığı silah şekli. Onlarınki üç bıçaklı tabii daha farklı ama evet. iki bıçaklısını da kullanıyorlar. Hatta Warglaive'i aslında troller de kullanıyor. Troller de tekli kullanıyor. İşte troll de sonuçta işte Night Elf'lerin evrildiği ana ırk olduğu için esas yani troller Proto Night Elf gibi bir ırk biliyorsunuz işte. Belki de bu troll kültüründen trollerin eski kullandığı silahlardan gelen bir şey ve Night Elf'e evrilmeleriyle işte Night Elf versiyonuna bu silah türü evriliyor. O yüzden aslında bunu ilk kullananlar troller. Yani tabii şey demonların da kullandığını görüyoruz. Onlar belki daha eski ama onlarınki işte Warglaive modunda tam Illidan'ın kullandığı hali. Ama işte esas bu Night Elf'lerin kullandığı versiyonunu ilk halini trollerde görüyoruz. Peki Azinot'la ilgili böyle detay bilgimiz yok galiba. Yani demon olan Azinoth'la ilgili Evet. diyorsun değil mi? Yok hayır o işte şey Illidan'ın böyle yüzleştiği belli başlı işte böyle Sargeras'ın kumandanları var. Onlardan biri olduğunu biliyoruz ve işte bunun aslında şey silahlarını değil de demonik gücünü almak için yüzleşiyor onunla. Ama bu sırada işte bu ona karşı işte çok böyle şey iyi mücadele edince yüz yüze dövüşte bundan çok etkileniyor. Silahları sayesinde bunu olduğunu işte düşündüğü için de işte gücünü ele geçirdikten sonra silahlarını da alıp kullanmaya başlıyor. Yani bu işte Azinot'un yani bu sefer Warglaive olan Azinot'tan bahsediyorum. Ha? Silahların içindeki o ateş gücünü kullanabiliyor olmasının sebebi o demon'ı gücünü özümsediğinden mi kaynaklanıyor yoksa silah özel bir Aynen. artifact silah özelliği mi yani? Yani ikisi beraber işte. Yani o Demon'ın silahı olduğundan bu elemental gibi gözüken işte şey yaratıkları çıkarabiliyor silahtan. Çünkü silahın aslında bu tarz güçleri var. Ama Illidan kullanmaya başladıktan sonra aynı işte Demon Hunter'lık mantığında olduğu gibi bu gücü tersine çeviriyor ve işte Legion'a karşı daha etkili bir silah haline getiriyor. O yüzden de o silahın orijinalini aldığımızda üstündeki set bonusu işte Demon'lara karşı savaşırken işte atak power'ın artıyor falan diye gözüküyor bize de. Ama işte hikayesindeki mantık o. Illidan onu dönüştürüyor silahları ele geçirdikten sonra. Peki ben şimdi biraz daha konuyu TBC özelinde gidiyormuş gibi olacak ama mesela şeye çekeceğim. Bu Serpentshire Cavern ve daha önceki Raid bossları Magdaridon'a çekeceğim. Yani Illidan'ın burada kurduğu işte İllidarie işte bir şey de onlarda nasıl söyleyeyim basamak gibi sorayım ama genelde Evet. bunlar Illidan'a hizmet tarzında değil biraz daha böyle ortak çıkar uğruna
hareket ettiler. Doğru muyum yani bu konuda? Bir dakika Ha, Murat Han? Şey işte Lady Wash'la Kael'tas, evet, ortaklık amacıyla Kael'tas'ı da orada asıl amacı işte Blood Elf'lerin yanında getirdiği Blood Elf'lerin beslenme ihtiyaçlarının devam etmesini sağlamak. O mana gücünden bahsediyoruz, doğru mu? Yani Arcane işte gücünden, evet. Lady Wash'la Serpent Shrine Cavern mevzu şey. Bu arada böyle Crusade lore'unu açıklamak lazım çünkü en başta da konuştuk. İlerinin hikayesini anlattık o kadar. Ama bizim anlattığımız bu detaylar Burning Crusade'den 10 sene sonra ortaya çıktı. Yani o dönemde Illidan'ın ne yaptığını hiç bilmiyorduk ve hani ben oyuna yeni başladığımda Draenor zamanı Illidan'ı niye öldürdüğümü anlamamıştım. Mantıklı bir açıklaması yoktu çünkü. İşte Tabii onu şu an başka. biliyoruz. Chronicle'da yazdıktan sonra net bir şekilde Evet. o alt hikayesini anladık. Legion'dan da hatta sonra anlaşıldı. Başa saldırmamızın sebebi işte o Zangarmaş'taki suyu Nagaların vasıtası yer altta su altında kurdukları borularla çekip bölgenin su yaşam hem ökolojik yaşamını hem de orada yaşayan Drenerler su bırakması ve daha doğrusu şöyle ekolojik yaşamı zarar veriyor. Bu arada konuşamıyorum çünkü dişim çok ağrıyordu şimdi. Sıkıntı yok. Ekolojik yaşamı çok zorluyor ve Broken Drenayları da işte köle etmiş orada kendine. Hatta oranın dungeon içindeydi hatırlamıyorum. Oradan önce bir dungeon vardı. Hemen bakayım oradan. Orada da işte Bir tane var, evet. Slave Pants bir tanesi. Var. Hı. Orada işte zaten Broken Drenayları hep hapsetmişler. O yüzden işte gidip başı öldürüyoruz. Ardından Kael'tası o Netherstorm'da ve Nauru'ları fark ediyor. Nauru'ların varlığını fark edip Drenai gemisine saldırıyor. Drenai o Tempest Keep aslında Drenai gemisi, Nauru gemisi. O Tempest Keep'in yanında dungeonlar var ya hemen. Evet. Bunlar da her biri ayrı bir gemi. Yok aslında ana gemi ama geminin sectionları var. Çok büyük bir Evet, gemi aslında aynı o. işte ana gemi. Evet. Biz işte Tempest Keep'e girip Kael'tas'ın oradaki Nauru enerjisini emmesini engelleyip onu öldürüp lootlayıp çıkıyoruz ama Arka daha az sonra botanik öğreniyoruz olsun, ki evet. evet. Daha sonra öğreniyoruz ki bir tane demon Shivara'ydı galiba. Çok gereksiz detay olarak vermişlerdi. Bir Shivara onu Kırcıadın'ın emriyle gidip diriltip undead olarak. Bu arada yani Fel de nekromansiyi kullanabiliyor gördüğünüz üzere. Tabii canım. Onu ve takipçilerini undead olarak diriltti. Sonra neydi? Magister's Terrace peçi geliyor. Aynen. Black Temple'dan sonra. Samvel. İşte o Blood Elf'lerde Wretched oluyorlar daha sonra. Wretched oluyorlar gerçekten. Tipleri falan da öyle. Tabii canım. Daha sonra işte Mana bulamadıkları için kuruyorlar. hem mana bulanmış hem de ölenleri diriltiyor orada şey. Kirjeden. Ölenleri diriltip kalanların da işte ayrıca fel içiriyor. Bu adetleri ayrıca fel içiriyor orada. O yüzden. Felsworn oluyorlar. Bu yüzden işte öyle bir wretched garip korkunç bir tipleri oluyor oradaki Blood Sonra Kael'tas'ı cidden öldürüyoruz ardından ama Kael'tas Shadowlands'a geçiyor. Demon olmuyor bu arada demek ki onu öğreniyoruz. Kael'tas ölümlü olarak gidiyor Shadowlands'a. Demon olsaydı Nether'a gidecekti. Yok yok, demon olmuyor aynen. Daha sonra işte oranın raidinde de Dungeon'dan sonra raid'de de Kirjaedin'i mağlup ediyoruz. Ama orada işte Muru var detay olarak. Muru detayı. Dark, Nauru, Voidcut. İşte o Kael'tas'ın Sivrim'le yollayıp enerjisini emciklettiği Nauru en sonunda artık bir Voidcut'a dönüşüyor. Ve bizim çok önceden yaptığımız teoriye göre zaten Muru'nun da en başından beri istediği şey enerjisini tükenip bir Voidcut'a dönüşmekti aslında. Buraya geçebilmeleri için. O konuda da uzun ve detaylıca bir şey yazacağım aklınızı bayağı karıştıracak kozmik bunlardan.
ön muhabbet olarak Void bölümümüzü ve Nauru'larla ilgili bölümümüzü izleyebilirsiniz. Hatta Void, Nauru ve Döte beraber bakın diyelim, değil mi? Evet. Hatta şimdi Una görevlerini yaptım da daha da fazla bağlantı buldum diyeyim yani. Yazdım hatta. Daha da fazla bağlantı buldum. Bir teorinin önden söyleyelim bari. Void ile Det'in cidden bir noktada çok ciddi anlamda bağlantı olduğunu düşünüyoruz ve zaten burayı yabancı izlemiyordur yani, söyleyeyim. First fanların biz Banished fanlar olduğunu düşünüyoruz hatta. Void'e banishlenmiş. Eternal fanlar tarafından ve Void Lord dediğimiz canlıların da First fan olduğunu düşündük aslında. Bunu böyle söyleyelim. Belki üzerine yayın yaparız nerede ya da ben yazarım. Şu an teaser verelim. Bunu kendileri, geçen Twitter'a da yazdım, takip eden varsa. Kendi aramızda Discord'da konuşurken böyle lafı açma modu böyle bir nevi böyle vahiy gelmeye başladı böyle. O öyle mi geldi böyle arka? Evet. Illidan'la bağlantısı da işte Illidan Sargeras birleşmesi de işte, dedik ya bu kozmik savaşın aslında bir parçası mıydı? Illidan biliyor muydu bunları? Natraza'yı yok ettikten sonra öğrendi mi? Ona göre mi davranıyordu falan? Biraz böyle aslında hepsi birbirine bağlanmış oldu. Şey gibi oldu böyle. Bütün kozmik savaş şeyini, hikayesini bir anda çözmüş gibi oldu. Murat'an yazacak, böyle bir üstüne konuşuruz gene tekrar. Konuşacağız yani, yani öyle TBC'de, değil. TBC'de işte ardından Muru'nun Samvel'e Velen tarafından Samvel'e tabiri caizse atılıp temizlemesi ve fırlatılıp Samvel'in temizlenmesiyle bitiyor. Ama daha sonra öğreniyoruz ki Samvel'den Void geçebiliyormuş. Çok ileride, çok sonra. Battle of Azeroth'ta bunu evet görüyoruz. Void'e bir kapı oluyor yani aslında. Aleria sayesinde görüyoruz onu da. Yani Aleria'da ben hasretiyle yandıktan sonra Samvel'e gitmeden diyor ama iş işten geçiyor tabii. İçinden Void saldırısı yapılıyor onun sayesinde. Biz Blood Elf'lerin dikkatli olması lazım. Her an bir Ethereal saldırısı olabilir. İşte TBC'de böyle bitiyor. Ve işte Blood Elf'ler Horde'a katılmış oluyor ve Draenor'lar da Alliance'a ve Blood Elf'ler ile Draenor'lar arasında da göreceli bir barış. Güzel bir soru gelmiş. Ben okuyayım hiç geciktirmeden. Bir konu dışı değil, gayet konu içi. Shadowlands'da bildiğimiz kadarıyla Det bütün güçleri sızmış ajanları bulunmakta. Det özelinde demedik onu. Nathrazim. Çünkü Det'ten ayırmamız lazım. Daha çok hatta Legion Fel tarafına, yani Disorder tarafına bağlılarmış gibi görünüyor. Şu an karakter olmadıkları için çok yüklenemiyorlar bize bu konuda, neyse. Acaba Legion'da bağlantıları varsa Illidan'a etkileme ya da yönlendirme veyahut Illidan üzerinde planları var mıdır? Yoktur diye benim şahsi yorumum var. Şimdi arkadaşlar da yorumlar. Şöyle, çünkü biz o konuda özellikle ben, Illidan zaten bunları gördü. Hani bunları gördüğü evet için bu hareketleri yaptı ve atarı da bu yönde. Hani işte ben sizin fellahınızı biliyorum, feriştahınızı biliyorum diyor. Aynen öyle. Hikayenin Shadowlands'tan sonraki expansionlarda Illidan'a bağlanacağı çok bariz belli. Çok bariz. Bekleyin yani. Bekleyin. Ve işte şu andaki eyvallah abi, teşekkür ederim. Bu işte Sylvanas mevzusu, Illidan mevzusu, işte alınan şeyler, nasıl söyleyeyim, hani yapılan anlamadığımız hareketler falan, hep bu şeyle, soruyla özdeşleştirebiliriz yani. Ve Illidan bunlara hakim idi. Evet. Artık Sylvanas da hakim ama işte Illidan güzel açıklandı. Sylvanas açıklanmadığı için hala İşte şey yapmaya çalışıyoruz maalesef. Hatta ben bir bağlantı da kurayım. Bence Illidan'la Sargeras yok. Sylvanas'ta Jailer neyse Illidan'la Sargeras da o. Helal. Aa, güzel. Çok güzel. Çok güzel abi. Oh. Aralarındaki ilişki bence böyle. Bence değil, öyle zaten. İlginç. Bence de yani ve aynen netleştirmiş oldum. Aynen. Ben de öyle düşünüyorum. Zaten sen... İlk dediğimizde işte hani Illidan'ın yolundan gidiyor Sylvanas derken, o zaman bu paralelliği o zaman da demiştik. Yani bu Jailer acaba işte Sargeras gibi mi Sylvanas için, evet, falan diye aslında o zamandan beri aylar öncesinden söylediğimiz bir şey. Bu bayağıdır arkadaşlar. Özellikle 3. Sylvanas'ın 3. ölümünden beridir bu şekilde hareket ettiğini
düşünüyoruz biz. Evet. Jailer'la tanışması o zaman doğru aynen. Ya bu konuda da şöyle söyleyeyim. Özellikle tamam biraz şimdi Illidan üzerinden uçuyoruz. Abi ne alakası var diyebilirsiniz de. Konu şöyle düşünün. 6 tane işte malum kozmik güç var. Bu kozmik gücün hep bizim kötü bildiklerimiz hareketleri Ayyuk'tan ve açıktan yapıldığı için yorumlayabiliyoruz. Belki... Diğerleri hep sinsi. En sinsileri diğer üçü. Yani işte Light'ın mesela bir adamı olduğunu bilmiyoruz ama atıyorum belki işte Turalyon diyorsun. Atıyorum mesela bir Zera olacak onun gibi düşünün. Çünkü onlar da öyle çat diye ben öldüm diye ölmüyorlar. İşte Zera'nın adamı mesela işte Sylvanas gibi düşün ya da Illidan gibi düşünün. Turalyon ya da işte atıyorum Antonidas sallıyorum tabi bu isimleri şu anda bilmediğim için. İki gün sonra sen böyle demiştin abi demeyin. Antonidas işte Order'ın şeyi. Niye işte orada büyü güçleri var. İşte Malfurion belki de Life'ın şeyisi. Hani böyle ne derler piyon askeri falan gibi düşünebiliriz. Yani bu anlamda bu tarz güç odaklarında böyle yapılanmalara şey oluyoruz. Lothraxon olabilir ama Lothraxon'un özelinde çok özel bir karakter olduğu için nasıl söyleyeyim biraz da ajan olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Lothraxon evet ışığa yani light'a sızmış Dread işte Dreadlord ajanı olduğu evet. Biraz yarı yarıya onaylanmış gibi de oldu. Bu arada o soru üstüne ben de şey diyeyim. Bu buyurun. Ortaya çıkan bir tane döküman var. İşte buna özel de yaptığımız bir tane bölüm var. Bunu evet. İzlersen orada bayağı detaylı bir şekilde bütün bu olayları işte olasılıkları tek tek konuştuk. Zaten orada diyor işte hangi kozmik güce nasıl sızdıklarını, işte hangisinden nasıl bir intiba aldıklarını anlatıyor o dökümanda. İşte Enemy Infiltration Preface diye ön söz evet. Sadece bu ortaya çıktı. İçindeki oyun... bütün neler var? Gelmedi ama oyun içindeki yani Shadowlands içindeki mevzuda iki tane anahtar nokta var. Birincisi işte bir tane Nauru'yu kurtarmamız ve o Nauru sayesinde işte kılıca işte hapis halde tutuyoruz işte Denatrius'u. Nauru'nun büyüsü sayesinde. Demek ki Light karşıt bir şeyler yapıyor ona. İkincisi de Void tarafından da bir Shadowlands'e saldırı var. Ama bunun detayını daha hiç bilmiyoruz. Yani iki olay birleşecek muhtemelen ve bütün bu işte Dreadlord bağlantısı, işte Denatrius'un mu bunları yarattığı ya da bunların başka bir şey olduğu, belki işte bu sızdıkları güçler içerisinde Death de var. Onu da öğreneceğiz. Ve işte eğer ki işte tahmin ettiğimiz gibi de olursa aslında işte Legion'ın halen daha aktif olduğunu ve işte yönetici esas yöneticilerinin de Dreadlord'lar olduğu ortaya çıkabilir. Çünkü zaten en başından bildiğimizde hani Legion'ın kurulmasını tetikleyen şey Dreadlord'lar. Evet. Nasıl Void'e karşı ikna ediyorlar işte Void çok tehlikeli yok etmen lazım falan diye Void'le ilgili Sargeroth'u ikna ediyorlar. Sonra onun tarafına geçiyorlar ve o sayede Dreadlord'lar Legion'a katılıyor gibi biliyoruz. Belki bu işte Fel'e sızma ya da Disorder'a sızma taktikleriydi. Yani esas oldukları yer Legion mı işte Death mi o olay nereden geliyor bunu bilahare öğreneceğiz ama çok büyük ihtimalle işte bu Malfurion'da gördüğümüz üzere Legion olayını bir yeniden görebiliriz. Yani Legion'dan kalanlar olarak değil de Legion'ın gerçek yüzü olarak böyle Dreadlord'ları yeniden göreceğiz gibi gözüküyor. Beklemede kalın 9-1 için. Aynen. 9-1'in sonunda muhtemelen bu olay belli olacak çok büyük ihtimalle. Özellikle Mavre'nin hikayesi buna bağlanacak gibi gözüküyor. Ve Raid Bitty sinematiğini izlemeniz için sabırsızlanıyorum dedi. Fizzle da önce pet çıksın tabii maalesef. Değil mi? Vallahi çıkmasın abi çok iyi böyle. Başka oyunlar oynuyoruz rahat rahat değil mi? Ben, evet, ben de o açıdan rahatım yani. Ama tabii boku da çıkmasın ama işte Ağustos herhalde enerken. Bazı cevapları alacağımız tarih. Ağustos gibi gözüküyor evet. Çünkü Raid'in sonu yani, dedi ya. Raid gelecek bir de bir aylık bir süreçte. Bir ay sürüyor yani. Raid kesin Ağustos. Evet. Yani patch geldiğinde sinematik yağar zaten. Bir şeyleri öğrenmeye başlarız. Belki mesela
9.1'in tanıtımında da hep Jeremy Fizzle, Jailer'ın Dark Designer'ı, Jailer'ın Dark Designer'ı deyip durdu gaza sokarak. Jane'in vücudu. Yok, Jailer'ın Dark Designer'ı işte. İşte karanlık planları diye. Belki bir noktada onun tarafından bakmaya başlayacağız, bilemiyorum. Bir Patch'in bir noktasında, campaign'ler sırasında ya da raid'in sonunda. Beklemede kalın. Illidan, yani Illidan herhalde burada bitirdik konuyu ve yani Warcraft 3'ü. Baş olayında bir detay şey vereyim. Yani ilk işte Illidan'a katılması kısmı orada baya önemli. Çünkü başka bizzat Asshara yolluyor Illidan'a katılması için. İşte Blood Elf'leri onun tarafına katmak için de Vaş işte bizzat Azeroth'ta gidip işte Kalthas'ı ve işte orada kurtulan işte eski High Elf'leri ikna eden bizzat Vaş. O yüzden yani burada aslında güzel bir bağlantı var ve onu da sonradan görebiliriz. Çünkü şu anda Asshara'ya da ne olduğunu bilmiyoruz. Hadi Lady Vaş görevini yaptı, sahneden çekildi ama onu esas yollayan Asshara halen duruyor ve Illidan'a onu yolladığı için de çok büyük ihtimalle sonradan oradan öyle bir bağlantı kurulabilir gibi düşünüyorum ben. İki parlak gözlü elfi şey yapacağız mı acaba? Ha, Bir arada değil mi? göreceğiz mi? Aynen. İki altın gözlü elf. Hatta Şey, şeyi de yolları tekrarlayalım. kesişebilir. Birce şu karakterleri gözünüz önünde tutun diyoruz tekrardan. Kozmik konudaki bilgileri yüzünden. Illidan, Sylvanas, Medivh ve Asshara. Bu dördüne. Medivh değil. Onu tamam. Evet. Khadgar'da Khadgar'ı anlatıyordur herhalde şu aşamada. Khadgar o kadar bilgili değildir ama Medivh eğer rastladılarsa, rastlaştılarsa. zaten en son öyle bıraktık galiba. İşte Evet. Karazhan'la Medivh ve Khadgar kaldılar. Şu anda bir şeylerle uğraşıyorlar. Bilmiyoruz ne yapıyorlar. Çünkü hiçbir olaya dahil olmadılar bu son Battle for Azeroth'un işte olaylarına da dahil olmadılar. Daha büyük bir şeylerle uğraşıyorlar. Onu biliyoruz işte. Pamuk şeker satan abla kim ya Pamuk Stormwind'de? ne gibi? O kim? Haydi. Pamuk şeker demeyelim abi, şu sıralar çok siyasi algılanabilir mevzu ya. Atos şeker. Pudra şekeri bildim. Bir... Dur, güleceğim biraz mesela. Aynen. Ya o tabii şey, bağlantılı değil ama. Neyse bari ben o sırada TBC Nuru ile ilgili düşüncelerimi samimice söyleyeyim. Evet, onu aynen söyle çünkü sen aslında şey yani olayı böyle şey negatif tarafına da ver ki sonradan çözdükleri ve aslında retcon olup da temizlenen retcon nasıl şey, anlaşılmış onu bir konuşalım hakikaten. Ya arkadaşlar, benim neslimin gözüne TBC Nuru'nun nasıl yüzüktüğünü söyleyeyim, çorba. Ya gerçekten hani arkada hani ilk paketimizi yapıyoruz diyorlar şimdi Blizzard ofisinde, tamam mı, yaparken. İşte ilk expansion'ımızı yapıyoruz abi. Böyle Outland var, tamam, böyle uzaylı bir, böyle uzayın ortasında bir yer. Her şeyi koyalım abi. İçinde Demon'da olsun, Fallorp'ta olsun, Naga'da olsun, Broken Draenei'de olsun, Ethereal'da olsun, Arcane Elemental'de olsun, Dragon'da olsun ya. Dur bakayım, Gruul'da olsun, Ogre'da olsun, Arakuat'da olsun. Yani abi gerçekten çok komik ya TBC o açımdan yer. Her şey çorba gibi ya. Her şey var paketin içinde alakalı alakasız. Bir şekilde yedirmeye çalışmışlar falan böyle. Komik yani. Gerçekten her şey böyle, bir Karazhan'a giriyorsun mesela raid'e. İşte Karazhan'a giriyorsun. Karazhan'ın böyle her seksiyonunda ayrı bir ırk çeşidi falan var. Yani bana komik geliyor ya TBC'ler, açık konuşayım. Baya böyle bir ne yapacaklarına karar veremedikleri ve anca yıllar sonra toparlayabilecekleri bir lore olarak geliyor bana TBC. İşte anca 10 sene sonra Illidan'la, şimdi de Kael'thas ve Vaş'la hani o karakterlerle toparlayabilecekleri bir şey gözüküyor bana TBC.
Ya tabii Siz ne aslında dersiniz? öyle değil. Belki sonradan gördüğün için. O kadar da değil tabii. Dışarıdan bakınca intiba öyle de. Şey İlk komiği biraz. hikayesi, ilk hikayesi işte şey. Ya aslında şöyle bir şey Abi paralel Boy gelmişti. Scout var. O sırada Demon. Warlords'da şey yazıyor ya sinematiğin başında 35 yıl önce yazıyor. Ve şeyde de işte Burning Crusade'in videosunda da Illidan çıkıyor. İşte you are not prepared diyor. Ve diğer ırkları görüyoruz. Outland'ı görüyoruz falan. Yani açıklayıcı bir durum yok ya. Gerçekten kafa Evet. karıştırıcı oluyor o yüzden. Ama şöyle bir işte olayı var. Şey ilk olduğunda işte bu Burning Crusade gelmeden önceki işte Pre-Patch Event'te işte Kazak saldırdığında biz orada şey diyoruz işte yeni bir Legion saldırısı oluyor Azeroth'a. Evet. Orada portal açıldı. Outland'ı ele geçirmiş bunlar. Oradan işte demonlar akıyor. Azeroth'u işte ele geçirmeye çalışıyorlar diye algılıyoruz. Şimdi ondan sonra işte Azeroth'taki saldırıyı püskürtüp portaldan geçip işte olayı kaynağında bitireceğiz diye gidiyoruz oraya. Yani ilk adım atma sebebimiz o. Portaldan geçtikten sonra da işte Horde'un ve Alliance'ın orada kalan işte Trollveyn'de falan Alera ile Trallion yok mesela orada. tabii Herkes onları bekliyor. olmadıklarını görüyoruz. Yani en son işte Warcraft 2'nin sonunda orada bırakıyoruz onları oradalardır diye gidiyoruz. Özellikle zaten şey hikaye aslında Alliance tarafında. İşte Horde sadece yankı olarak gidiyor. Horde'un böyle Aklı gelmiyor. tabii Maghar'lar ve işte o Nagrand'daki hikaye işte Horde'un şamaninin altında yatan şeyin aslında bir Nauru'nun ruhu olması olayını ortaya çıkarıyoruz. Horde açısından da öyle bir hikaye var. Yani Demon Hunter Cross'u gelmiyor maalesef. hikaye var. Yani kendi içinde o bölgelere baktığın zaman hatta şey de işte Zangar Marş'ta da işte Silithus'taki Night Elf hikayesinin bir nevi devamı var. İşte oradaki işte Night Elf'ler aynı mantıkla işte orayı kurtarmaya çalışıyorlar falan. Ama işte hepsi kopuk kopuk ve bağlantısız verildiği için Evet. birbirine bağlamak zor. Bölge hikayelerini yapınca takip etmiyor. Ayrı ayrı da Evet, yapabiliyorsun bölge hepsi aynı. hikayelerini. Şey de çok kötü. Yani questler bölge içlerinde bile ada ada böyle quest adaları var. O adayı yapıyorsun. Mesela o kısmı yapıyorsun. O kısmın hikayesini sadece Evet. anlıyorsun. Ama onun genel ana hikayeye bağlantısı çok olmuyor. İşte mesela Heh. Maglarları kurtarıyorsun. Bir şeyler yapıyorsun. Nagrand'a gidiyorsun. Oradaki işte bu Garrosh muhabbetini falan işte Horde tarafında görüyorsun. İşte Ama orada mesela bir tane Demon Hunter. Orada mesela bir tane Demon Hunter rastlayıp onunla Legion kamplarını falan yok ediyor. Ne o alakası var mesela işte aynen onun hiçbir bağlantısı yok. Onun da sebebi şu ilk başta işte tabii bu expansion ilk tasarlandığında aslında Demon Hunter Hero class'ı getirilmesi düşünülmüş ve işte o Black Temple'ın üstünde gördüğünüz Demon Hunter eğitim merkezini de aslında bizzat kullandıracaklarmış oyunculara ama bu olayı işte erteliyorlar. Dur bu ağır gelir herkes İşte Hero Class oynar bu sefer diye. İptal ediyorlar sadece Demon Hunter kısmını. Bunları da oyundan kaldırdıktan sonra tabii o tek kalan görevleri bu sefer kopuk kopuk bırakmışlar orada. İşte o Demon Hunter muhabbeti, Illidan'la bağlantısı falan filan. Yani o tip şeyler birbirine bağlanmadan oynanıyor ve bu sefer iyice kopmuş tabii olay birbirinden. Black Temple kısmında da oyundan kaldırılan şey var. Hem bu The Eye Attunement vardı işte ilk başta. Hatta title alıyorsun işte ikisi içinde. Hem Black Temple Attunement var hem de Eye Attunement var. Şimdi aslında klasik halinde gelmesi bu açıdan süper olacak. Çünkü o Attunement questleri yaparken herkes ilk orijinal hikayenin esas bitişini görecekler. İşte Kael'Thas'a neden saldırıyoruz? Onun önünü yapacağız. Onu yapmak için mesela bütün dungeonları sıradan geziyorsun ve bir amaçla bunu yapıyorsun. İşte hepsinden belli bir parça bir şey alıyorsun, bir anahtar elde ediyorsun. En son işte gidiyorsun o Ay'daki dungeonları yapıyorsun. Oradan Kael'Thas'a saldırıyorsun falan. Ta ilk başından işte Magteridon Raid'inden de başlayarak böyle
bunları yapıyorsun ve hikayeyi görmüş oluyorsun. Şimdi sonradan bunu kaldırdıkları için özellikle böyle işte Lich King'den sonra oyuna başlamış işte sonraki expansionlarda oyuna başlamış kimse işte ben bu Outland'ın hikayesini de bir göreyim diye oynasanız bile göremiyorsunuz. Çünkü yok oyun. İşte bu attunement'ların işte olması klasikte aslında güzel olacak. Şimdi mesela onları oynamak zorundasın. İşte şeyleri, raid'leri yapabilmek için. En azından bunları yeni haliyle, işte yeni grafikleriyle YouTube'a falan da daha temiz bir şekilde konur. Çünkü şimdi YouTube'a o şeyleri, videolarını falan açıp baktığında böyle 140p falan gelir böyle. grafikli hepsi böyle şey 4 bölü 3 şeyde işte çözünürlükte falan. Ve böyle anlaşılmıyor mevzu onda da. İşte düzgün anlatan biri olursa anca anlaşılıyor. Şimdi bir tek işte Nobel'in bir tane düzgün videosu var. Onda da şey çok kötü gene. Yani grafik anlatım kısmı kötü. Hani dediğini dinlersen anlıyorsun da o da o yüzden üstünkörü geçmek zorunda kalmış. O yüzden işte esas hikaye ya bu Blizzard bunu keşke yapmasa yani. Bütün böyle expansionların ana hikayesi bu Legendary ya da işte Attunement questlerde veriliyor. Sonra bunu oyundan kaldırıyor. Kaldırıyor, evet. Yani çok saçma yani. Bunda da esas problem BFA oradan kaynaklanıyor yani. BFA'yı da kaldırılacak mı acaba? 803'teki o üretim şey Yok kaldırıldı mı? olmayacakmış. Onu kaldırmayacaklarmış. Ya orada işte mesela şimdi chat'te de muhabbeti döndü. Bir de title muhabbeti vardı. İlk kaldırılmayan title da şeydir. Kingslayer'dır yani o anlamda. Hand of Adal yani bayağı yapması da zordu yani vaktinde. Evet. Onu başarınca hatta Black Temple'a o zaman işte. Şey, Aya Attunement alınca Champion of the Nauru title'ını alıyorsun. O zaman işte şey yapıyorsun işte Blood Elf'leri işte şeye Nauru'ların tarafına katıyorsun ve işte oraya saldırıyorsun. Kael'thas işte düşman ilan ediyorlar falan. Hatta işte şey bu Shattrath'taki iki faction'dan birinin oluşma şeklini öğrenmiş oluyoruz. Evet İşte işte Kale onu anlatalım isterlerse. Biliyordur gerçi ya. yani evet. Yani Ya işte da anlatabiliriz tabii. Kale'thas oraya bir Blood Elf birliği yolluyor Shattrath'ı ele geçirmek için ama işte Shattrath'a gelen birliğin başındaki eleman Mage'di galiba. Aynen. Görü görebilen biriydi yani böyle. Kehanet gücü vardı ve ona Light tarafından bir vision gösteriliyor ve o da Shattrath'taki o işte Light gücüne katılması gerektiğini düşünüp onların tarafına geçip Skyrus'a dönüşüyorlar onlar. Ama işte Draenor'lar onlara pek sıcak bakmıyorlar. Evet. Çünkü ofansif davranmışlardı o tarihe kadar hani Outland'da onlara. Onun ardından işte Kael'thas tamamen mağlup edildikten sonra daha doğrusu Sempusk'ta mağlup edildikten sonra Lady Liadrin ve onun takipçileri işte Shattered Hand'i kuruyorlar. Adala bağlılık yemini edip. Blood Elf de oradan aslında başlıyorsunuz. Asıl lore oradan geliyor Blood Elf Evet yani Paladinlik'te Light'ı alternatif bir şekilde kullanabilmeleri bu sayede oluyor aynen. Yani Nauru gücünü emmeden o sayede Nauru. kullanabiliyorlar. Adal onlara bahsediyor, bahşediyor. Light buyurun. Paladin olabilmesinin altında da yatan şey o aynen. Ve Şey, işte aslında çeteye DBC'nin bakıyorsun. Ben aslında hikayelerinden biri de çete hani bakıyorum. bitişteki Samwell'de fark edilen şey Blood Elf'lerin o büyü açlığını Muru bir noktaya kadar gideriyor diyelim. İşte Samwell'i tekrar doğmasını sağlıyor Velen orada. Orada işte Liadrin ben çok uzun süredir bunu hissetmiyordum hani sonunda Samwell'i tekrar enerji içinde hissediyorum diyor da hatta. Onun için o büyü bağımlılıkları orada bitiyordu onların. Evet. Warrant almış bu arada. Şimdi baktım hemen kopya. Ne Warrant abi? şeyin işte Scryers'ın şey lideri. Hmm. O Vision gören. Bak o Vision olayı da ilginç. Mesela şey gene Nauru'ların orada bir böyle Evet, o gösteriyor ona. Trigon'a ters. yaptığı gibi. Evet. Ben şeyde biraz Yani takıldım hala ya. taraflarına katmış oluyorlar böylece. Ya Murat Han dedi ya aslında nasıl söyleyeyim? Böyle oyunları silsile halinde oynayınca
TBC lore'u çok karışık gelmemişti bana. Ben onu düşünüyordum da. Neresi? Yani TBC'nin ama lore'u karışık abi ben geliyor TBC Lore Master'ı aldım ama karışık geliyor. Yani. Falan olduğu zaman da oynadın. Öyle düşün. Ben yani abi... Yokken şu halinde mesela gir Outland'ın hikayesini yapayım de kopuk yani sonu yok. Ben aklımdan zorun varmış gibi bütün Outland'ı yaptım yani. Bir lore'una hakimim de kopuk oğlum ne yapayım yani. Allah bir de ilk paket. Dışarıdan gerçekten o oyundan kaldırılan şeyleri dışarıdan izlemeden ki onları da bilerek izlemen lazım nerede ne olduğunu. İşte o zaman şey oluyor parça parça yapıyorsun. İşte Lore Master için sadece bölge görevlerinin bir kısmını yapman da yetiyor. Yani Lore Master alıyorsun ama ben tamamını yapmıştım şeyde. Yani. Questleri onu... Yok mesela Shadowlands'te başlayan bir adam da aynı şeyi Legion için düşünüyordur yani çok rahat. Ya da Pandaria için ha, düşünüyordur. Tabii, tabii. Yani. Ama Legion'da çok kaldırılan ana konuya bağlı bir şey yok. Bir tek o Mage Tower'ın sonu galiba kaldırıldı. Hatta Suramar'ı bile yapabiliyorsunuz görevleri. Suramar çok görevleri hala. Ki esas hikaye oralarda zaten. Evet. Bölge görevleri. Onların ben hepsi... şeyde ama 7.3'lü Lore Master'ını aldım. Bütün bölgelerin şeyde hani bütün bölgeler artık bütün lorunu yapman gereken hale evrilmişti ya böyle bir şu an. Yeni eklenen kısımlar da vardı onda. Ben öyle yaptım böyle abi garip garip böyle mavi daily quest'ler var onları böyle ayarlayıp yapmazsan alamıyorsun. Ha yok, evet Broken Shore'da gelenleri yapman gerekiyor doğru bak. Yok Broken Shore'da Outland diyorum. Ha şey Outland'da şey böyle bazı ogre questleri falan var. Onları böyle ayarlama falan gerekiyor. Ya bölge gelmeden o ogre faction'ın görevleri var. Doğru. Mesela onları ayarlasalar mı? Çok saçmaydı yani onları yapmam gerekmesi. Kim o var? İşte mesela. Onun şeylerini kaldırmadılar. Evet. Çok halinde yani şu an. O kısım bitti. Onu kaldırmaları lazım. Ama işte ne bileyim legendary bilmem ne falan bir şey vermediği için. Çok vanilla gelmişti o sırada işte. Ne bileyim daily quest arıyordum abi. Lore Master'ın orayı bitirmek için. Evet, evet, yok yani. Sonra niye TBC ile dalga geçiyordum yani. Abi bir de çok fazla işte, hikaye var. Bir tane... Şeyde sistemlerde yani evet. Genel böyle oyunun sistemleri de oturmadığı için yarı klasik işte yarı geçiş modu böyle en son zaten şeyde oturdu işte Samwell zamanı oturdu. O zaman da expansion bitti. Ama mesela şey çok fazla hikaye var işte yani. Bloodaffer'in hikayesi var, Draenei'ların var, Demon'ların var, Netherwing'lerin var. Şu Utku onlara sinir oluyorum ne demişti geçen chatte. Sebebini bilmiyorum oradaki o Netherwing'lere bir grind yaptı. Abi o bineği alacaksın diye orada evet. Bir yumurta kasıyordun. Yumurta toplamak ha değil mi? İşte onların lore'u var ayrı. İşte onları yardım etmeye çalışan bir tane Black Dragon var. Bloodaffer'ında ona yardım ediyorsun. Ethereal'lar var böyle. Ethereal'lar şey böyle. Bir Ethereal faction'ı var. Void'den intikam almak isteyen. İki tane. Hangi bölgeydi? Mesela sen seversin aslında bu Blade's Edge Mountains'da da şey var. Siyah dragonların yani siyah ejderhaların şeyi var. Yani tabii onların var. Da bayağı lore'u var orada. Hatta Gruul onları asmışa böyle şeylere. Evet, evet. Dragonları. Şey Netherstorm'da işte Ethereal'larla upuzun görevi bir tane Void Lord yazıyor bak karakterin üstünde. Void Lord öldürüyorsun. Bak çok ciddiyim. O görevi gidin yapın. Dimensius'u öldürüyorsunuz gidip. Ya o bildiğin Void Lord değil ama onu biliyorsun ya. Tamam da bayağı Dimensions'ı Old Wire yazıyor baba orada. Evet. Yani o sonra niye TBC'ye işte, dalga geçiyorsun? Orada da yani. Mantığını güzel yedirmişler. İşte fiziksel evrende kendi evet. Gücüne kendi gücünün bir kısmında olduğu için o sayede işte. Evet ya yani, onu orada zaten orada da şöyle bir anahtar nokta var. Outland'da öldürdüğümüz için Void'e geri dönüyor. Ölmüyor yani. Evet. İşte onlarla hangi faction'ı hatırlamıyorum. Çok uzun bir görev serisi sonunda onu bulup bir evet. İlhanın içinde bulup öldürüyorsun. Ethereal faction işte ben de unuttum da. Bir tane Ethereal faction var Netherstorm'da bir tane Bubble'ın içinde. Orası bu arada Netherstorm Farahlon'un dönüşmüş hali. O yüzden evet. Aslında Farahlon hikayesinin de o Warlords'da işte onun temelini görecektik. Onları göremiyoruz. Ama işte o onun altyapısı var biraz orada. Güzel olacaktı bak. O kısmın altyapısını böyle alternatif evrendeki halini görebilseydik.
Farahlon mesela Chronicles'ta bile yok. Evet, çok yüzeysel geçiyor aynen. Ya bir bok yoktu orada cidden lore olarak ya da bir şey için saklayacaklar. Ne için saklayacaklar bu saatten sonra Farahlon'u? Void yani, bağlantısı var abi. Şey yani o sonradan işte Outland'e dönüştükten sonra oradan güç çekiyorlar ya. O çekebildikleri gücün işte oluşma evresi var. Yok işte Ren orada kullanılmadı ya, o yüzden dedim. Yani tabii ona girmemişler aynen. Nasıl olsa oyunda yok diye. Mesela o dönemki cidden o dönemde mesela Void ile Thief Splitter aynı olarak düşünmüyordu. Great Dark Beyond. Çünkü mesela bu zaten Void şey Outland mapinde ara bölgeler Twisting Nether diye geçiyor. Evet. Şey zaten Outland nasıl diyeyim? Realite akıyor artık oraya, öyle söyleyeyim yani. Ha, evet. O patlamadan şeyi, sonra evrenin gerçekliğini bozuyor bir nevi oradaki. Evet. Onun için o geçtiğiniz yerlerde falan Thirsk Nether yazıyor ki Nerzul'un işte o Beyond the Dark Portal kitabını ya da oyunun sonunda o ritüeli yapabilmesinin sebebi de o Nether'la bağlantısı, ardından o patlama yaşanıyor ve altlarla dönüşüp böyle bir... Zaten Void'e portallar açıyor değil mi? Nerede? Yok, Netra. Tesis Netra diye yazıyor orada ama şimdi kitapta Void diye yazıyor olabilir. Çünkü o zaman öyleydi. Evet, orada bir retcon o zaman var. Çünkü mesela Void Walker'lar o zaman şeydi. Demon'dı. Onu hiç unutma. Geçiyordu, evet. Ya, o dönemde işte Great Dark Beyond, Tesis Netra ve Void şeydi. Hani aynı zannediliyordu. Onu Chronicles'ta. Indigena dahil bir olay gibi gözüküyordu. Onu Chronicles'ta ayırdılar işte. Daha Void mesela Old God'larda şeydi hani. En benim hatırladığım oyunun böyle en güçlü kötüleri diye hatırlıyorum ben. Biliyordum yani şey, Chronicles'tan önce. Aynen, klasikte şey olarak geçiyordu. Titanlara denk gibi anlatılıyordu. O zamanlar Titanlar şeydi işte. Titanlar gibi böyle gözüküyordu Titanlarda. Yok, en güçlü canlılardı. Hani Old şey yazıyordu işte, en eski lore'da hatırlıyorum, madem TBC yani şey konuşuyoruz. En eski lore'u ben işte okurken, daha ilk tarihçeyi okuduğum zamanlar, 2000 ne bileyim 2004 falan belki. İşte bir tane Old God'ı mağlup etmek için bir sürü titan gerekir falan diye yazıyordu yani daha o zamanlarda. O yüzden hani en büyük tehlike onlar diye düşünüyorduk. Ardından Chronicles o skadayı bayağı bir değiştirdi. Yani öyle olmasını tercih eder miydim? Bir noktada ederdim aslında. Çünkü ne bileyim, hani Old God'ları o kadar güçlüler işte. Titanlar çok bilinmiyor. Old God'ların ne olduğu tam bilinmiyor. O yani işte bir Uldar var. Titan şehri. Sırlar şehri hatta. Mesela biz şu an onun benzerini yaşayacağız. Neden diyeceksiniz? Cortia'ya gideceğiz. Ve Cortia'nın adı City of Secrets. Alo? Yok, dinliyoruz seni. Dinliyoruz. Çetli evet, muhabbet var evet. Da onu döndürüyoruz. Şey, işte Cortia'nın adı City of Secrets'ı biz bu kez Titanlar yerine First One'ları araştırmaya başlayacağız. Yani Jenny büyük gizemimiz ve yani sırlarını araştıracağımız canlılar artık onlar olacak. Hani belki de Shadowlands'a itibaren şey mi yapmak lazım? Vanilla, TBC, Lich King, araya çizgi, Kata, Draenor, Kata, Pandaria, Draenor, bir çizgi daha, Legion, Battle for Azeroth, bir çizgi daha, Shadowlands itibaren de artık şey, ne? Yepyeni bir, neredeyse yeni bir lore'a giriş. Çünkü bu kez First One'lar bizim merak edeceğimiz canlılar olacak Titanlar yerine. Ya işte 60 level'a da dönüldü zaten. Onu da geyiğini yapmıştık. Belki hani artık yepyeni bir şey olacak. Şey eleştirisi görüyorum. Balanır bunu çok yapıyor. Bir noktaya kadar katılıyorum. İnsanlar bağ kuramıyor diyor bu hikayeye. Shadowlands hikayesine işte. Yani çok şey ya. Çok kozmik ya. Aha. Yani çok büyük. İnsanlar bağ kuramıyor.
Da kaçırdığı nokta var galiba. Yine eşin yüzünde iş Azeroth'a bağlanıyor aslında. Yine. Yani Azeroth'ta geçmiyor. Tamam. Titanlar ya da işte o Vanilla dönemindeki işte o gizem, ne bileyim o dwarf tabletlerinde bulduğun bilgiler falan yok. Bu doğru ama bu kez işte o First One'lara ait bir relik var. Dmov'da. Şimdi bir sırlar şehri var. Oribos var. Hepsinin bir şekilde bağlandığı Azeroth var. Yani Zaten isterse şey aslında direkt bağlantı da şu şekilde var. Jailer direkt hedef olarak işte gezegeninizin ruhunu alacağım diyor yani. İşte Neden alacağım da ne yapacağım? Öldüreceğim de Azeroth'a? demiyor aslında. Öldüreceğim de demiyor. Öldüreceğim demiyor, evet. O çok Evet. anahtar. Yani çok yeni olduğu için insanlar bağ kurmakta zorlanıyor olabilir de. Bence bağ kurmak da istemiyorlar. Uğraşmak istemiyorlar. Onun için biraz da komünitenin hatası yani. O küçük skalada Evet, kalmak doğru. istiyor. Bir noktaya kadar katılıyorum. Daha samimi geliyor. Öyle söyleyeyim yani. İşte o ne bileyim Azeroth'ta falan takılıyorsun ya. Ne bileyim. Zordaran işte ya da Defiant Brotherhood'da falan savaşıyorsun. Daha gündelik problemler. Buraya geliyorsun işte. Bir tane zincirli bir abi var. Kel. Herkesi öldürmek istiyor falan yani. Adam ona uğraşmak istemiyor. Onu da bağlantı kurmaya uğraşmak. Bu arada boktan soruyor Niye oluyor. güzel güzel. Gayet bağlantısı var ya. Değil mi? Şey bir muhabbeti vardı ya, ona gülüyorum. Hem para veriyorum hem beynimi yoruyorum falan. Ne Değil mi? Değil mi? Şey işte ben BFA hikayesi biraz önce eleştirmiştim yani. Ulan konu düşünüyorsun düşünüyorsun işte böyle bilinmeyen denkleme falan denk geliyorsa yoruyordu yani bir noktadan sonra BFA. Onu umarım yapmazlar Shadowlands'ta. Yani gerçekten bir daha istemiyorum onu. Bağ erken geliyor ya, muhtemelen o yüzden daha Evet. basit ve düz gidecek. İşte Evet, konu bilmiyorum. bambaşka yere gidecek. Beklemediğimiz bir böyle ters Evet. köşe göreceğiz gibi gözüküyor. Yani BFA çok yorucuydu Aynen. Yayında soru geldi bu arada. Bankier Illusion sormuş, çok güzel, onu dedim cevaplayayım diye. Kozmik evrende ölüm okey. nedir? Öğrendik mi peki Shadowlands'te demiş. Şimdi arkadaşlar, Shadowlands'te öğrendiğimiz şey şu. Her varlık kendi yaratıldığı, kendi geldiği düzlemde öldüğü zaman ancak o zaman yok oluyor. Yani Nauru'lar light boyutunda yok edilirse gerçek anlamda ölüyor. Void God'lar, işte Void Lord'lar, Void'de aynen işte Demon'lar, Twisting Nether'da biz ölümlüler olarak, o yüzden bu olayın dışındayız. Ölümlülerin de yani bu kadar önemli olma sebebi kozmik düzen açısından ölümler öldüğü zaman bu ruh gücünü, anima olarak işte bu Shadowlands'te gördüğümüz gücü taşıyabiliyorlar. Ve işte kendi iradeleriyle bunu işte kullanabiliyorlar. İşte başka bir güç için de feda da edebiliyorlar. Ölümlülerin o yüzden yok edilme mantığı farklı işte. Biz ancak işte Azeroth'un kahramanları da ölümlü olarak geçiyor ve işte diğer bütün evrendeki bizim gibi işte olan diğer ölümlü varlıklar da, işte anima taşıyan varlıklar da bu kozmik düzendeki en büyük güç kaynağı olarak gözüküyor. Ve bu güç kaynağını kontrol eden kozmik savaşı kazanmış oluyor bir nevi, ya da bu kozmik savaşta güçlenmiş oluyor. Şu anda Shadowlands'te gördüğümüz şey İşte Shadowlands'a bağlı varlıkların bu animayı bir şekilde bir güç kaynağı olarak kullanmayı öğrenmişler ve bunun için bir düzen kurmuşlar. Biz o düzen bozulduğunda oraya dahil oluyoruz ve işte zannediyoruz ki bu işte yani şu anda bildiğimiz kadarıyla bu ölümlülerin işte öldükten sonra normal bir şekilde işte ölüm sonrası artık düzenlerinin devam etmesi için Shadowlands'ın önceki halinin korunması lazım deniyor bize. Yani bu Arbiter'ın bozulmamış olması, işte o gelen animanın bütün ölümlülerin ruhlarının işte eşit dağıtılması ve işte görevlerine göre Shadowlands'ın işte farklı bölgelerine atanmaları gerekiyor diyebiliyoruz. Ama Sylvanas'ın ve Jailer'ın da yapmaya çalıştığı şey özgür iradesini
ölümlüler korumalı ve kendi seçenekleri doğrultusunda bu animayı kullanmalı gibi bir sanki böyle nasıl diyeyim motivasyonları var. Çünkü ama mesela bu aşamada da Jailer'ın da böyle yaptığı en büyük vurgu ölümün zincirlenmemesi, esaret altında olmaması gerektiğini devamlı vurguluyor. Sylvanas da işte kendi söylediği şeylerde her zaman işte özgür iradeye vurgu yapıyor. İşte kurtuluşumuz işte bu bizim ölümlü dünyamızın aslında bir işte hapishane olması gibi böyle şeyler söylüyor. Yani o yüzden onların motivasyonunu da bu şekilde tahmin ediyoruz. Yani sorunun cevabına dönecek olursam Shadowlands bir ölüm evreni değil. Shadowlands sadece bu güç odağı olan kozmik odaklardan bir tanesi. O kozmik güç de ölüm. Bu ölüm de gücünü işte animadan alıyor ve bu yüzden şu anda gözüken kozmik güçler arasında en güçlüsü gibi gözüküyor. En fazla yani, hedefte olan. Bütün animayı kendine saklamış çünkü. Evet, evet. Çünkü bütün yani fiziksel evrenden gelen en büyük güç kaynağını kendine bir şey gibi düşünün. Yani petrolü ele geçirmiş durumda. Yani ölüm boyutu. Ve animayı kullanarak da şu anda en güçlü varlıklara dönüşmüş durumdalar. Ve işte bu Eternal Ones olarak işte gördüğümüz Shadowlands'ı yöneten ırk, işte Jailer'ın da dahil olduğu ama atıldığı ırk, bu gücün sayesinde şu anda işte Titan Plus Plus seviyesinde bir güçte gözüküyorlar. İşte biz bu düzenin ortasına geliyoruz ve işte burada artık sürüklendiğimiz yer ve işte ortaya çıkan hikaye doğrultusunda işte kim nereye gidiyorsa ona bir nevi böyle ya yardımcı olacağız ya karşısında duracağız ya da işte ona karşı savaşacağız. Ama şu anda işte gözüken olay Murata'nın dediği gibi işte Jailer Sargeras gibi, Sylvanas da Illidan gibi gözüküyor. Bu arada bir detay daha vereyim mi? Söyle de. Before the Storm'daki bir detay bu. Yani oyuna koyulmamış bir detay. BFA'ya Legion'ı BFA'ya bağlayan sematikte Anduin'le Sylvanas Azeret'i ellerine aldıklarında bir şeyler görüyorlar ya. Ha süper, evet. Söyle. Ne gördüklerini asla bilmiyorduk kitabı okumadan ama şunu biliyoruz. Sylvanas'a Azeroth bir görü gösteriyor. Ve Sylvanas bu savaşı ondan sonra başlatıyor aslında. Evet. Yani Anduin. Bizim Anduin ne hatırlamıyorum Anduin'in ne gördüğünü. Ancak o da Azeroth'un gösterdiği bir görüyü görüyor. Yani aslında biz şu an Azeroth'un istediği şeyi bile yapıyor olabiliriz yani. Sylvanas'ın bu yola itenlerden biri Azeroth oldu çünkü. Azeroth'u eline aldığında gördüğü şey onu çok etkiledi. Bu her şeyi değiştirecek dedi zaten. Kendini evet, bir savaş tanrıçası olarak görüyor orada. Azeroth onu öyle gösteriyor. Yani aslında Azeroth'un da kendisini Light'ın lideri olarak görüyor bu arada. Light'ın lideri değil de nasıl diyeyim baş böyle kurtarıcısı Light tarafından yüceltilmiş bir varlık olarak görüyor. Ve Azeroth'un bizi gönderdiği yerde Jailer'de Azeroth'u istiyor. Yani korumak için mi öldürmek için mi onu bilmiyoruz. Ama hani insanlar Azeroth hani insanlar tanıdık bir şey istiyorsa hayatlarında Warlord'larında şu an her şey Azeroth'a bağlanıyor. Aynen. Bak chatte de demiş dillere pelesenk Azeroth Old God'lar tarafından ele geçirilmiş olabilir. Bunu biz de tahmin ediyoruz. Yani çünkü Azeroth'un tarihinde özellikle Chronicle'a bakarsanız o Black Empire kısmı bulanık. O kısmı bilmiyoruz o durumda. Ne kadar sorduğunu bilmiyoruz. Ne kadar zaman işte Old God'ların hakimiyetiyle geçti. Çünkü Old God'ların hakimiyetiyle geçmiş bir dönem varsa demek ki o kadar nüfuz ettiler ki gezegene, o kadar böyle etki altına alabildiler ki yüzeyi tamamen ele geçirdiler. Oradan evet, düşünün işte. Yani gerçekten şu anda Azeroth işte doğmamış olsa da Old God'ların güdümüne çoktan girmiş olabilir. Ama bu kötü bir şey olmaya da bilir. Belki evet, yani şey hani mind control gibi bir
olay değil de belki ikna ettiler onu bir şekilde. Bak işte Void'in aslında yapmaya çalıştığı bu, işte Void tarafına geçersen bak böyle yardımcı olacaksın falan gibi bir ikna ettilerse işte Azeroth'un ruhunu, belki de Azeroth bu işte Sylvanas'a ve Anduin'e gösterdiği görülerde aslında bu motivasyonla gösterdi. Belki Ve bu yüzden onu yapıyor. Yani olan şeyler de bu yüzden olabilir. hani King of Diamonds, sevdiğin neydi? Paul. Magni. The King of Diamonds, sevdiğin neydi? Paul. Yani bakın, biz hikayeyi şu an niye bu kadar çok seviyoruz biliyor musun beni? İnsanların söylediğinin aksine çok fazla şeye gebe. Yani heyecan verici bir durumda şu an. Tamam, çok hani işte çok kozmik, çok psikodelik ama bir sürü eskiden gelen şeyin bağlantılı hale gelme ihtimali var. Hani geçmişte verilen ipuçlarının, Görkem'in deyimiyle kırıntıların bir anlam ifade edecek hale gelme ihtimali var. Bazı şeylerin açıklanma ihtimali var. Yani tamamen yeni şeyleri görme ihtimali var. Heyecanlı ve tamir etmesi de zor. Yani tamam, biz yüksek oranda tutturuyoruz belki ama şu an 8.2, 9.2 ve 9.3'e ben bir şey göremiyorum şimdilik. Hani sadece tahmin atabiliyorum ama o da fazla uçuk tahminler. Belki 9.1'i yine iyi analiz edersek 9.2'ye dair bir fikir edinebiliriz ama şu an ya belki gelecek paket Black Empire bile olmayabilir. Başka bir şey de olabilir. Oradan bağlanabilir. Oradan bile ters köşe yiyebiliriz aynen. Evet. Yani zaten şeyi işte tahmin ediyordun, sen demiştin, ilk sen dedin onda. 9-1'de Maw Raid'i gelebilir Evet. dedin. Yani ondan sonra ne olacak bilmiyoruz dedik. Yani hiçbirimiz Evet. bir şey atamadık ortaya. Çünkü onunla ilgili hiçbir kırıntı yok. Ama ben 9-1'de biraz daha böyle şok olacağımızı falan düşünüyorum ve hatta böyle Uzun kesin tabii canım. kızgınlık Yani seviyesinde. Bu ne ya falan. Maw Raid'i olacak, Jailer'ı keseceğiz, bitecek gibi bir şey kesinlikle Jailer olmayacak yani. boss değil bu arada. Jailer'da son boss değil, evet. Sylvanas son boss. Ya dan ziyade işte böyle 9-1 bittikten sonra hikayesel anlamda abi hani Buradan mı böyle çıkacağız? Değil mi mesela yani? 9-1'i şu an böyle Ne tamam olacak genelde şimdi? gameplay olarak yeni patchler hep oyun anlamında beklenir ama hikaye anlamında da bekliyoruz tabii ki. Ben mesela 9-2'yi böyle Anturus biraz daha yapışı stresli bekliyorum bekleyeceğiz 9-1'den. gibi geliyor yani. Ben Anturus'u 9-1'den Anturus etkisi bekliyorum ben. O kadar söyleyeyim yani. Tombow Sargeras bile değil. Anturus etkisi bekliyorum. Lore etki açısından. Yani çok büyük ihtimal öyle. Hatta ben Benim şeye ayrıca. daha çok benzetiyorum. İşte Nighthold ve işte Antorus'un birleşimi gibi olabilir Evet. yani. Ki Çünkü eğer işte son boss yapısı olarak da çok benziyor. Bir de şey de olacak şimdi. İşte Jaina'nın boss olması böyle yapısıyla da paralel bir durum olacak. evet. Sanki o bütün tutan işte raid hikayesi formatını hepsini böyle harmanlamışlar gibi bir şey geliyor. Ve mesela şimdi bir eleştiri yapalım var eski storytelling'e. Şeyi konuşuyoruz madem TBC'yi. Mist of Pandaria'ya kadar hiçbir hikayenin birbiriyle alakası yok. Farkındasınız değil mi? Yani şey oluyor böyle. Klasiğin sonunda Kel'Thuzad'la mı bitiyordu klasik? Klasik de o kadar vanilla. O kadar fazla şey var ki vanilla'da ya. Evet. Evet, Kel'Thuzad'la bitiyor. Kel'Thuzad'la bitiyor. Evet, Naxxramas. Sonra bir anda Illidan çıkıveriyor ortaya. Sonra Evet. mesela Gil'jaeden'i dövüyorsun. ID'yi Arthas'a atalım diyorlar bu kez. Şimdi Arthas'ı mağlup ediyorsun, o Deathwing'i atalım kafalarına. Sonra Deathwing'i mağlup ediyorsun, Pandaria geliyor falan yani. Yani hiç böyle birbiriyle alakası olmayan kontratlar. Ama sizin bu şimdi beğenmediğiniz, hani sizin derken şu an community'yi kastederek, beğenini kastederek söylüyorum. Sizin bu şu an beğenmediğiniz storytelling yönteminde Mist of Pandaria'dan beri her şey bağlantılı aslında. Yani Mist Evet. of Pandaria'dan beri olan her şey birbirine bağlantılı paketler. Ya özellikle faction özeli mesela en sonunda Battle for Azeroth'ta bağlanması falan, Evet. o liderlerin değişmesi, özellikle Horde tarafında çok lider değişti ama aslında hepsini güzel bağladılar. Özellikle şey bu 5-1 hikayesini mesela ben Pandaria'da çok güzel buluyorum o yüzden. Hem bütün konuları birleştiriyor hem de devamının çok güzel yolunu yapıyor.
İşte şimdi 9.1 mi acaba o rolde olacak? Değil mi? Benzer bir mantıkta olabilir aynen. Bence Legion'dan beridir aslında o rol oynanıyor. Yani Legion koca paket kendi haliyle o rolü oynadı. Çünkü o dediğin karmaşık görünen ve işte ortaya atıldığını söylediğin lore'lar işte orada bir toplandı. Şu anda tek çizgide ilerliyor gibi. Daha evet, çok. Lineer oldu aslında. Evet. Ya dediğinde aynen haklısın. İşte bir işte Legion geldi, bir Dead geldi, Lich King'i kastediyorum. Bir Old God geldi, Kataklizm. İşte bir Panda geldi, orada biraz işte o işler karıştı. Yine bir Old God'ımsı bir şeyler geldi. Draenor geldi, gene Legion falan derken Legion'da aslında onun kozmik seviyeye çekip lineer hale getirmişlerdi. BFA'da biraz daha gezegenimizle uğraştık. İşte Nuzzot'u öldürdüğümüzü zannettik falan. Ama aslında Azeroth'un ne kadar önemli olduğunu da anlamaya başladık o aşamada. Tabi kamyon falan böyle Muradin çıkıp böyle bir şeyler söylüyordu. Oo champion falan. Daha işte şu anda lineere bağlandı o konuda haklısın yani o zaman o dönemlerde karışık gibiydi. İşte o ama orada da biraz böyle şey heyecanı vardı. Tahminen. Hani adamların ellerinde böyle bir süre kullanılmamış şey vardı ya o dönemler. Ya bir de şeyleri ortaya atması lazım ki toparlasın. Evet. Yani şey yani. Warcraft 3'ten kalma koca bir lore var. Yani onu evet, böyle bir şekilde Lich King'i falan vardı onların sırada. Onu bir şekilde onun WoW'un içine içine entegre etmeleri gerekiyordu. E bu şekilde paket paket soktular. Daha sonra da toparladılar. Chronicle o açıdan bayağı aslında güzel oldu. Şey yani Metzen'in bize son hediyesi diyebilir ona. Böyle en son hikayeyi toparladı ve o sayede aslında bu böyle Warcraft 3 lore'unun ötesine geçebildiler. Çünkü mevzu tam böyle net bir şekilde kapanmış oldu 3. Chronicle'dan sonra. Ha ve her şey buymuş demek ki dedik. Şimdi sıfır böyle taze hikayeye gidiyoruz. Ve Shadowlands da onun böyle ilk aşaması. O yüzden aslında şey de olmak lazım. Böyle daha sabırlı ve böyle bakalım ne yapacaklar. Evet, böyle potansiyeli beklemek lazım. Çünkü hakikaten böyle daha hazırlıklılar ve sıfır bir hikaye anlatıyorlar. Böyle güzel bir şey gidişat olabilir yani. Özellikle bu 9-2'den sonraki hikayede. Ki 9-1'de onun zaten çok büyük ihtimalle böyle şeyini verecekler teaser'ını. Özellikle raid bitişinde. Ondan sonra güzelleşir iyice. Bakalım göreceğiz. Öyle diyelim. Şöyle şimdi ben Görkem'de özellikle şeyi hissediyorum. Murat'an biraz daha ağzının ağrısıyla şey yapıyor. Bıraksak böyle daha konuşuruz İlid'in aslında. böyle yani. mutlak... Legion hikayesine girmedim özellikle zor durdum yani. O ya, evet. Yani Legion'ı artık insanlar gördü yani. Orada da avantajım tabii var tabii yani. Yeni sayılır o nispeten. Daha işte ki şu anda TBC'ye özeline ben çok girmek istemiyorum. Görkem'le de bu konuda aslında aynı kefedeyiz. Çünkü Illidan konuşuyoruz, TBC konuşmuyoruz. Atladığımız bir şey var mı diye düşünüyorum şöyle. Eklemek istediğimiz bazı noktalar var mıdır mı diye düşünüyorum ama. Evet yani Illidan'la ilgili sorunuz varsa da böyle atladığımız ya da merak ettiğiniz onları böyle anlatalım, söyleyelim. Şöyle bekleyelim biraz şey yapalım. Onun dışında çünkü dediğim gibi arkadaşlar Illidan yani tek bir yayına sığacak bir şey değil. Böyle havada kalsın da istemiyoruz. Bir konuya başlayıp da böyle bitirmemezlik de olmasını istemiyoruz. Aslında işte şeyi söyledik yani Illidan'ın özetini geçerken işte özellikle o son bıraktığımız kısmını da bağladım ki hani o Kızıl Yıldız'da bıraktık Sargeras'la. Ara detaylarda tabii hani unuttuğumuz atladığımız şey illaki vardır, devasa hikayesi var ama yani illaki geri gelecek o kesin. Evet. İlk soru geldi. Illidan Sylvanas'a katılır mı? Yani şimdi o kısmı bilmiyoruz. Sylvanas'ın gerçek motivasyonu ve işte sonradan bu raid'in sonunda ne olacağını görmemiz lazım. Illidan Evet. Şu anda bir de mesela Titanların tarafında bile değil. Yani sadece Sargeras'ı hapsetmek için geride kaldı ve Sargeras'la olan işte nasıl diyeyim kişisel mücadelesini kazanmış olmak için geride kaldı. Şu anda Illidan o yüzden daha bireysel kalıyor Sylvanas'a göre. Benimse düşüncem Illidan ve Sylvanas bir araya gelmeyecek. Evet. Ve onlar artık şey nasıl
söyleyeyim. Şöyle toparlayayım. Azeroth'tan biraz daha yukarıda bir amaç planlıyorlar. Yani onlar işte artık şeyi gördükleri için, bu kozmik düzeydeki bozukluğu gördükleri için kendi açılarından kozmik düzende bir denge kurmaya çalışacaklar. Ve Sylvanas bunu Dead tarafından yapmaya çalışacakken Illidan Fel tarafından yapmaya kalkışacak. Ve eğer ki Sargeras ve Jailer aradan çıkarsa bu anlamda Illidan ve Sylvanas'ın birbirine katılmasını bırakın, karşı karşıya bile gelebilirler. Evet, aynen. Oribos da millete ayar verir mi? Verir. Yani Illidan gelsin her türlü ayar verir zaten yani. Sen ne İlk feda ettin adım ki falan. Atar atmaz ayarla başlar bence de. Illidan nereye gider bu story'de beklentiniz? Ben açıkçası bu expansion'ın sonuna doğru bir bekliyorum ama Death'le ilgili işte az önce söylediğim şeyler sabit yine. Bakalım nasıl bir şey yapacak ama en kötü ihtimal bir sonraki expansion. En kötü ihtimal. Yani benim şöyle bir beklentim var. İşte bak çok güzel zaten Fael dedi. Tyrant de hikayesi özellikle Illidan'a çok güzel kapı açıyor. Artı bu Dreadlord hikayesi de Legion'a bağlanırsa gene Illidan'a yol açacak. Evet. Orada iki tane çok güzel kapı var. Bence ikisinden biri, belki ikisi birden kullanılabilir. Özellikle Tyrande'nin böyle tam bir Dark Side'a düştüğünü görürsek Illidan o zaman bence nettin sen diye gelebilir yani. İşte o da expansion sonu gibi olur diye düşünüyorum ben tabii ama. Tabii aynen. Yani o 9-3'te sonlarda olur. Sonraki expansion'ı ya da tam böyle bitiş patch'inin konusu falan olur. Aynen zaten son Nicholas'ta ama işte aynı şey. Sylvanas'la bağlantısı da orada şöyle bir ilginçlik olabilir. Eğer ki işte Sylvanas bu raid'in sonunda devam ederse ki çok büyük ihtimal biz devam edeceğini Canım düşünüyoruz. Evet. İşte Jaina gibi. Ana hikayede bulunduğu sürece Tyrande de sonuçta Sylvanas'ın peşinde olduğu için illaki Illidan konuya dahil olursa o zaman Sylvanas'la bir ya yüzleşmesi ya Tyrande'ye karşı ikisinin arasına girmesi gibi bir durum olabilir. Daha Öyle bir şey. genelde böyle ansiklopedik bilgi yayınlarımızda biraz sessiz kalabiliyor ama şey değil böyle bazen şey vibe'ı da alıyoruz. O öyle bir durumumuz yok işte sen sus orada otur işte bizim yok yok şey alakası. Yok. Ben de sizin gibi dinliyorum arkadaşlar. Öğrenmemek Eda, zorundayım. Eda arada çok güzel soru patlatıyor. Sıkı takip eder. Evet, kalıyoruz öyle. Ya sen mesela Tyrande diye sordun ben şu an Ashara'da kaldım ya. Ashara'nın çok büyük kaldı. Ashara'yı düşünüyordum kafamda. Niye bilmiyorum. Tamam ama şimdi soru Tyrande ile alakalı. Tyrande'yi kurtaracağız. Geri kazandıracağız halka. Daha yararlı bir şekilde diye düşünüyorum. Benim fikrim. Şimdi şeyi düşünün mesela hem Tyrande hem Anduin ikisi de şu anda Dark Side'a düşmüş durumda. Evet. Anduin'in gördük ne kadar düştüğünü, ne halde olduğunu ama Tyrande'nin görmedik ve Tyrande hala Sylvanas'ın peşinde. Tek bildiğimiz o. Ve Azshara ile ilgili kısım da bak Eda güzel dedi onu. Az önce biraz yüzeysel dedik ama Azshara'yı son bıraktığımızda o da aslında güzel bir böyle son lafla çekiliyor sahneden. Onu daha düşünüyordum ben de. Mevzularla daha büyük bir güç için böyle onun Evet, peşinde evet. Gittiğini öğreniyoruz. Evet. Ve yani sonuçta bu kozmik savaşa dair onun da bir bilgisi varsa ki çok büyük ihtimal var. O da bu olayda safını belli edebilir. İşte Arkane tarafında bile çıkabilir yani. O yüzden Azshara'da da ilginç bir sürpriz olabilir ortaya. Azshara'yı sakın esfa almayın burada. Azshara'nın da kurnazlığını sakın esfa almayalım. Evet, yani. Evet. Tabii yani en yetenekli büyü kullanıcılarından biri sonuçta. O büyüyü o seviyede kullanabilmesi için zaten böyle algısının ve bilgisinin çok fazla olması gerekiyor. Tabi orada Naga oldu diye de şey yani o gücünü kaybetmedi yani. Ben aşağıya düştüm tabii, ama şey tabii. Dedim hatta ya, daha da arttı. Acaba Malfurion da gelir mi kurtarmaya? Kim gelir? Evet acaba? Bak Malfurion'un da sonuçta Tyrande için biraz böyle kendini ortaya atması lazım. İlla ki ortaya çıkar bence. Aynen. Yo o tam gelirken böyle ağaç falan ağaca falan sarılır işte. My love kurtarırız. Bu, biz onu kurtarmaya falan başlarız. Onu yani da büyük ihtimalle şeyden gelecek o da. Night Fae'lerin oradan gelecek.
Evet Tabii evet. canım. Ardenvald'a bağlanabilir mi Aynen Asurion? Ardenvald'dan hop gelecek kurtarmaya falan gibi düşünüyorum da şeyi hiç düşünemem. Ama o da şey Legion tarafından gelir. Madraksuz falan. O olabilir. Olabilir. Bakalım aynen. Bilmiyorum ama Ashara biraz daha bana şey gibi geliyor işte bu yadsınamayacak şekilde böyle Arcane tarafında bir patlak verecek gibi. Mesela işte atıyorum orada da işte Amantul'la şey Ashara yani Illidan'la Sargeras, Sylvanas'la Jailer diyoruz ya. Hani öyle düşün. Az önce Antoniidas örneğini verdim ama hani Ashara olabilir belki o büyücü. Olabilir ya. Tabii. Ama işte Antonidas sonuçta ölümlü ve işte Mediv gibi bir şeyi de yok. Yan forma geçme olayı da yok. Yok. Yo onu ben hani farz mal örnek olsun diye şey yaptım. Tabii Hani canım bir büyücü tabii ismi de aynen. Ama Asyara. işte şey olabilir. Shadowlands'te ortaya çıktıktan sonra o tarz bir olaylara girebilir falan. Sonuçta orada görebileceğimiz bir sürü karakter var böyle Antonidas gibi. Major böyle eskiden güçlü olan. Yani Kel'Thuzad'ı da göreceğiz. Belki de Antalya'da Evet. görmeyeceğiz ama Evet. maalesef. Ya o zaman Kel'Thuzad. Çok seviyorum Kel'Thuzad'ı. Niye bilmiyorum. Kel'Thuzad'ı sevmeyen de ne bileyim. Çok seviyorum ya. Kedi seviyor bir Kel'Thuzad. kere. Evet. Ha evet tabii canım bu haliyle kedi seviyor onu öldürünce kızıyor falan diyor yani. Evet. Evet. Bayağı rage'e Ben falan de giriyor. yani Kel'Thuzad. Evet. Mr. Mafyalıyormuş öyle Biggles bir şeymiş ki. Biggles var. O, o değil miydi? Yanlış mı söyledim adını? Mr. Ha, Bigglesworth, kedisinin evet. adı. Biggles Bigglesworth, aynen. Düşün yani, Antonidas mı? Kel'Thuzad bile Unutuldu. kedi seviyor. Kedi sevmeyen de ne bileyim yani, gerçekten. Evet. Yani, lütfen. Ay. Evet. Diyelim ben şöyle toparlayayım hazır bu S'i böyle olumlu kullanayım. Çünkü Evet. dediğim gibi arkadaşlar Illidan'ın hikayesi hem çok derin hem muhabbete çok açık. Sadece sana sorularınızı da aldığımızı düşünüyorum. Shadowlands her bir kozmik gücü temsil ediyor gibi. Şu an zaten Shadowlands sorularına geçmeye başladı. SGK time aynen. Aynen. Utku abi soru sana. Son ikisini alayım o zaman. Arthas ve Garrosh'u ne zaman görürüz? Gelecek fragmanlarda. Valla benim açımdan geçen umarım görmeyiz. Yani gerçekten geriye böyle saplı bir şekilde dönsün hikaye istemiyorum. Murat'ana bu konuda katılıyorum. Ama 9-2'de büyük ihtimalle 9-1'de çünkü çok bir şey gelmeyecek gibi görünüyor. 9-2 olabilir diye düşünüyorum. Shadowlands'teki her bir realm farklı bir kozmik gücü temsil ettiğinden değil de daha çok o destur demeyeyim. Distur'da yaşayan karakterlerin animalarının bir ortak toplanma düzlemlerinin kurulması. Biraz karışık oldu değil mi? Yani Tabii nasıl... sonradan olacak gibi o. Çünkü şey, bütün Covenant'ların birleştiğini öğrendik 9-1'de. Evet. Murat'an geçmiş Bu arada olsun. o şeyi de diyeyim, kozmik güce güzel cevap verdim. Arthas ve Garrosh, yani Arthas'ı şey dediler, yani esas bir rolde görmeyeceksiniz, o kesin Evet. dediler. Yani eskisi gibi bir rolde hiçbir zaman gözükmeyecekmiş ve işte Arthas'ın adını bile ağzımıza alırken çok dikkat ederiz biz. O yüzden onu işte çok hesaplayıp kullanıyoruz. O gördüğünüz de çok böyle dikkat ederek hikayeye kattık falan gibi bir cevap verildi ona. Yani görürsek Arthas'ı böyle bir nevi işte Medivh'i son karazanda gördüğümüz gibi çok yüzeysel ucundan kenarından falan göreceğiz. Etkili bir karakter olmayacak. Garrosh da çok büyük ihtimal öyle olacak. O da işte yarı yarıya bir nevi onaylandı. O işte Revendreth videosundaki gördüğümüz Ork'un Garrosh olduğunu yarı yarıya biliyoruz. İlla ki bir şekilde o ona değinilecek ama o da ana hikayesi bitti Garrosh'un dediler. Orada ona bir redemption, işte onunla ilgili bir ana karakter olduğu bir şey görmeyeceğiz büyük ihtimalle. Ama onda şöyle bir şey tahmin ediyoruz. Tral ana karakter olacak. Evet. Tral'la ilgili Garrosh bağlantısı olacak Evet. gibi orada Garrosh'u işte görebiliriz. Çünkü işte Tral'ın son o çıkan figüründen fikir yürüttük biz de işte. Orada hem Doomhammer elinde, Doomhammer armoru da üstünde, artı babasının işte o kullandığı baltası da elinde. Yani bunların hepsini birleştirip işte Tral'ı da geri getirmeyi düşünüyorlarsa Garrosh hikayesini yani bir şekilde değinmesi gerekecek orada. En azından işte Garrosh'la olan bu vicdani muhasebesini yapacak gibi gözüküyor. Çünkü işte
şey hatırlıyorsunuz, onu anlatmıştım işte, Doom'un kullanmayı bırakmasının sebebi tamamen Tral'ın vicdan azabı ve bu konuda hala kendini suçlu hissetmesi. Bunu çözdükten sonra turnuvayı yeniden alabilir gibi gözüküyor. Bakalım, onları da göreceğiz. Güzel Ama hikayeler işte bekliyor. Tral'ı bekleyin yani. Garrosh'u ve Arthas'ı beklemeyin ama Tral'ı bekleyin diyorum. Özellikle 9-2-9-2 hikayesinde bayağı esas karakterlerden biri olacak gibi. Ben şimdi chat'e de yazdım yani arkadaşlar, elementler kimseye küsmüyor. Hayır, tabii. Tral'ın olayında yani şamanizmi yapamaması ve elementlerin ona cevap vermemesi durumu elementlerden kaynaklı değil. Tral'ın vicdan azabından Abi onu açıklama. 50 kere açıkladık abi. Gidip baksın kaynaklı. abi ya. Olsun, Vallahi işte soru takıldım ya. gelmişken yüzeysel diyeyim, aynen. Olsun lan, işim bu falan diye. Benim matematik Nerede? kötüydü. Bağırın Anlattım. bağırın. Ders mi veriyoruz Ya burada? valla bak çok güzel. İşte bu komentler bizi yaşatıyor. Bir Teşekkür ediyorum. Ha, de güzel. onlar var ediyor. Sağ ol. Eleanor Komskizi okuyamadım Diyelim ve arkadaşlar toparlamış olalım İllidan bölümünü. Daha çok İllidan bölümü yaparız diye düşünüyorum. Daha gelir böyle detayda, çünkü daha hikayesi bitmemiş bir karakter olduğu için geriye dönük de bahsederek ilerleriz. Ya da işte artık tahminlerimiz doğrultusunda Shadowlands'ın sonunda tekrar görürsek ayrı bir yine geçmişini ele aldığımız bir bölümde yaparız. Diyelim ve müsaadenizi isteyelim arkadaşlar. Öncelikle Görkem ve Murat Han'a geldiği için çok teşekkür ediyorum. Ben şöyle bir Murat Han ve Görkem yapayım. sağ olun, var olun. Sonra Murat Han'a bir geçmiş olsun dileyelim. Dişi ağrıyordu. Teşekkürler. Evet. İğneyle maça Fenaydı vallahi çıktı. yayından. Aynen, yayın öncesi bir şey olduk biz ama yapsak mı yapmasak mı falan. İptalin direğinden döndü Murat Han ama. Başıma vuruyordu yani, öyle söyleyeyim. Bir şey oldu yani, niye oldu bilmiyorum. Konuşmadım o yüzden bayağı bir son düzlüğe kadar. Evet, Geçtiğim evet. Orayı da işte şey yaptık yolunda zaten. şey Görkem'in yaptım. ansiklopedik Evet, orada vız diye uyuşturdum Murat Han. Evet. bilgileriyle. Konuşarak baş ağrısı kesiyordu falan. Diyelim ve arkadaşlar bu pandemi günlerinde lütfen ama lütfen kendinize dikkat edin. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyoruz. İyi geceler. İyi geceler.